Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler nedir? İstihdamda dağılım nedir? Emperyalizme karşı olmadan Türkçe olmadı yenilir. Kadına şiddeti konuşacağız. Grev hakkı elinizden alınabilir mi? İyi günler efendim. Bir Yeni Ufuklar programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta, daha doğrusu bu yılın 8 Mart'ında sizi çok özel bir yere konuk edeceğim. Daha doğrusu ben de konuğum burada. Aydın'ın masadan da görüyorsunuz, çok verimli, bereketli bir topraklardayız. Aydın'ın Karacasu ilçesinin Yenice köyünde. Aslında buraya mahalle deniyor artık Yenice'ye ama bizim dilimiz ona alışmış. Köyümüzden vazgeçmiyoruz. Köyümüzdeyiz, Yenice köyündeyiz. Ve değerli köylü, çiftçi, üreten, hepimiz bir şey üretiyoruz değil mi? Tabii. Tarlamız, takkamız var. Programa başlayabilir miyiz? Telefonlarınızın sumağını sıktınız mı? Yani seslerini kestik temelli. Telefonlarımızın, ama hepimizin cebinde de telefon var tabii artık. Evet. Sıktık, hemen başlıyoruz. İsterseniz şöyle, kimin evinde misafir olduğumuzu bir kere ben ona bir teşekkürlerimizi sunayım. Sayın Afet Gök Hanım'ın evindeyiz. Burası annesinin evi ama siz burada doğdunuz. Doğdum. Burada, doğdum. Burada okula gittiniz. İlkokul ve orta ikiye kadar burada okudum. Daha sonra yurt dışına gittim. Sonra yurt dışında. Yani ama tekrar döndünüz mü? Burada mısınız? Evet. 1972'de Almanya'ya gittikten sonra 2014'te tekrar memleketime geri döndüm. Nazilli'ye yerleştim ama baba ocağımız olduğu için burada zaman zaman kalmaktayız. Evet, burada ekip biçiyorsunuz galiba. Tabii ki, biz de eşimle beraber çiftçiliğe başladık. Üretim devrimi dedik nihayetinde. Katkımız olsun diye biz de üretmek için baş koyduk. Eşiniz de Alman galiba ama değil mi? Evet, eşim Alman. Çok o ne yapıyor burada, alıştı mı buraları? Alıştı, çok da seviyor zaten. O sevdiği için bu kadar rahatım burada. Üretmeyi çok seviyor, çalışmayı çok seviyor. Bütün köylü de şahit buna. Güzel günlerimiz burada geçtiği için de burada kalmayı, burada yaşamayı karar verdik. Peki, ne üretiyoruz? Şimdi bana burada sofrada gösterdiniz, benim ağzım sulanıp duruyor. Esas bu köyün şeysi nedir buranın? İncir, zeytin. Aydın'ın meşhur inciri her şeyi, burada. Her şeyi, üzümün narı, pekmezi, hepsi de meşhur ürünlerimizden biri. Evet, zeytinyağı, hepsi de meşhurdur yani. Tabii Aydın deyince hem meyve var, hem sebze var. Portakal, mandalinası. İncirde Türkiye'deki birinci sırada galiba değil mi? Evet. Zeytinde de iki diye biliyorum. Evet, zeytinde öyle. Zeytinde de iki. Badem var, ceviz var. Hepsi var, hepsi. Kestane, aklına gelirse. Kestane, Bursa, İnegöl falan derler ama burası daha çok. Kestane, Çamköy'ün köylerinde, dağlarında daha çok güzel o yaylılarda. Evet. Karcısu Yaylası'nda kestanemiz meşhurdur. Elması. Seracılık var. Seracılık da var. Sizin bu köyde de var mı sera? Yapanlar vardı. Yani çok bizler yapmıyoruz. Çok yapılıyor, yaygın değil. Evet. Herkes kendi yiyeceğini yetiştiriyor yani. Evinin önünde. Daha da yapmak isteriz ama mahsullerimiz satılmadığı için yapamıyoruz. Evet. Gel, başladık hemen dertlerimizi anlatmaya. Evet. Hiçbir şeyimizi satamıyoruz burada. Yani küçük yer olunca arkadaşlar da var, biz de var, komşu da var. Anneanne de babaanne hepimizde olduğu için ürünlerimizi, hiçbir şeyimizi satamıyoruz. Zeytinyağımız var, zeytinimiz var. Zeytinimiz zaten bizde para yapmıyor. Yani ya satacak hiçbir şey, yani bizden çıkıyor, para ediyor. Bizdeyken hiçbir para yapmıyor yani zeytinyağımız. Bizdeyken bu fiyat kimse almıyor. Bizden ucuz alıyorlar. Dışarı gidince ihracat yapılırken, marka basılınca daha farklı fiyatı satıyorlar. Markete bakıyorum, zeytin şöyle fiyatlarına bakıyorum, dudak uçutturuyor. Bizim eve geliyoruz, zeytin hiç satamıyoruz. O herkeste var, komşuda var, onda var. Biz de ne yapalım, sen bu kendimizde olunca arkadaşlarımızı dağıtıyoruz. Yani inmeyince de ne yapacaksın?
Zeytinden sabun yapıyoruz ya, kalanları, yağları. Yemiyor, atı satamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. O yüzden sabun yapıyoruz. Elimizde kalan yağları. Hiçbir şey yapamıyoruz. Dışarı olsa, ihracatımız olsa. Bir arkadaş geldi geçenlerde Antalya'dan. Aa, zeytinyağınız çok güzel dedi, hamamları satsanız da. Bizim burada haban yok ki dedik. Antalya'da otellerin hamamlarını satılıyormuş. Bizim sesimiz duyan yok ki, buralarda nasıl satalım? Böyle. Duyuracak bir... Evet, bir de gelme. Hani duyurmak için yani yardımcı olanımız yok. Hanımlar olarak biz de bir şey yapamıyoruz. O yüzden böyle hiçbir şeyimiz satamıyoruz. Sizin sayenizde inşallah duyuracağız. Duyuracağız. Evet. Peki bir de hayvancılık da var galiba. Evet. Hafiften şimdi böyle biraz esince koku da geldi. Evet. Hayvancılık üründe. Hayvanlarımız var ama bir türlü vaya ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Parasını yapmıyor. İneklerimiz var. Sağılı, süt ürünlerimiz. Ne yapıyorsunuz? İneğin şimdi masrafı nedir? Bana bir böyle isterseniz şimdi, izleyicilerimiz de bilgilenmiş olur. Süt hani para satıyoruz. Süt satıyoruz. 2 liraya satıyoruz. Ama yem alıyoruz ama ihtiyacımızdan daha fazlasını karşılayamıyoruz. Yemler çok pahalı oluyor. Onun için bir çuval yemi aldığımızda 100 lira, 100 TL'den alıyoruz. Ama ihtiyacını karşılamıyor. Yeterli gelmiyor. Hayvan yetiştiriyoruz. Et burada parasını etmiyor. Hayvan sattığımızda ama dışa gittiğinde parasını yapıyor. Bizim elimizde parasını yapmıyor. Hayvancılık ne şey mi? Büyükbaş mı? Büyükbaş. Büyükbaş yapıyorsun. Büyükbaş. Koyun keçi var mı burada? Şu anda kullananlar var. Herkesin var. Ama şey dıştan mi? Et geldiği için, hayvan dıştan geldiği, et için, geldiği için bizim mallarımız para etmiyor. Saman dıştan geliyor. Ama bizim samanımız para etmiyor. Her şey dıştan geliyor. Onun için biz çok mağduruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Sizlerin sayesinde biz de kalkınmak istiyoruz. Zeytinyağımız hanım kızımın dediği gibi para etmiyor. Yağlığa para etmiyor, zeytinden para etmiyor, sabunlarımız para, hiçbir şeyimiz para etmiyor. Hangisi burada sizin? Fırmam var, cennet elmam var, yemişim var. İncir. İncir. Yani incir cipsi. Cipsi, incir cipsimiz var. Evet, onları da görmüşsünüzdür belki. Ha, bak, incir cipsi yeşil olarak. Yeşil kuruttum, çok güzel ama satmaya kalksam para etmiyorum. Evet. Şehire götürmek lazım. Peki tüccarlar falan geliyor, buradan topluyorlar mı şeyi? Evet, geliyorlar ama onlar da bizden çok ucuz fiyat almak istiyorlar. İkileri. Biz inşallah sizin sayenizde kooperatifleşmek istiyoruz. Bir kooperatif kurulursa, ya ben başını geçmek isterim, arkadaşlarım da bana destek olursa kurulurum, hep birlikte ben sana yaparız. Sen meseleyi çözmüşsün zaten. İnşallah sizin burada her şey var gördüğünüz gibi yani. Var ama ne şeker var, şey var, un evet, var, bir de evet, helva, helvayı evet, karacak adam da var zaten. İnşallah sizin sayenize kooperatif kurabiliriz yani, bütün kadınlar birleşerek. Hepsi var çünkü bizde. Üretim. Ama hiçbirimiz birbirimize destek olamıyoruz. Çünkü maddiyatımız da yok. Bir yere çıkmak için, markalaşmak için. Bir markamız olsaydı zeytinyağımızın üzerinde biz bunu ihracat edebilirdik. Olmadığı için satamıyoruz. O zeytinyağı değil ama değil mi? Ne o? Pekmez mi? Şey, nar ekşisi mi? Evet. Nar filan da var galiba. Evet, var var. Narımız var, ekşimizi yapıyoruz. Önemli olan markalaşmamız yani. Markamız da yok üzerine koyacak. O yüzden hiçbir şeyimizi satamıyoruz. Para da etmiyor yani. Aslında burada tarım sanayi var ama evet, fabrikalar... Her şeyimiz vardı, kaldırıldı. Her şeyimiz, tarım üretimimiz vardı. Satışçı kooperatifimiz vardı. Kooperatifler vardı. Evet, vardı. Her şeyimiz vardı. Belediyemiz vardı. Her şeyimiz vardı. Kaldırdılar. Onun için biz şikayetçiyiz. Büyükşehir'i birleştiğimiz için... Büyükşehir. Evet. Evet, şimdi Aydın büyükşehir olduğu için biz de mahalleler olduk artık. Karacus ilçemiz. Bizde buralar mahallesi. Bahçeköy var, Esençay var. Dereköy var, bir daha Dereköy, Güzelköy. Onlarda her da yer, aynı evet, üretimler aynı oluyor. Aynı ürünler her yerde var. Evet. Yani birleşip toplu halde Nazilli'ye bile götürüp satsanız ya da diyelim evet, Nazilli'dekilerin buralarda akrabaları vardır. Evet, aynen öyle satabiliyoruz biz de, hani o gelip ama, o gelip anlatıyor. Hani zeytin almak istersiniz diye bize sponsor olarak gösteriyorlar, ancak biz de öyle satıyoruz. Diğer türlü hiçbir şeyimizi satamıyoruz, hepsi elimizde. Aydın'a falan götürme şansımız yok. Hem hocam, hem burası nahiyeliktin, belediyeliktin ama elimizden her şeyi aldılar. Bitti, hayat bitti burada. Ölü yatırım. Hiç başka bir şey yok. Ama sizden sayesinde kalkanı bilirsek ne mutlu bize.
örgütlenmek lazım. Evet. Köylerden insan topladılar burada. Bizim büyüklerimiz, yaşlılarımız. Buraya nahiyelik, belediyelik ettiler. Nahiyemiz vardı, belediyem. O başka vardı. Yani bir kolaylık mı sağlıyordu ki? Tabii her şey imkanlar, her imkanla daha kolaylaşıyordu. O zaman kooperatif mi vardı? Vardı. Tabii kooperatifimiz vardı. Tarım kredi kooperatifimiz vardı. Tarım kredi kooperatifimiz vardı. Devletin şeysi vardı. Hamurlarımızı oraya yatırıyorduk eskiden. Paramızı alıyorduk, kredi çekiyorduk. Pamuk zamanında borcumuzu ödüyorduk. İşimizi görüyorduk. Çapı yardım alıyorduk yazın. Onlar pamuklarımızı kaldırdım, ödüyorduk. Çapa yardımı deyince siz işçilik de şey dediniz. Evet, yevmiye parası veriyoruz. İşçi buluyoruz yani kendimiz yapamadığımız için. Artık şimdi bizim köyde çalışanımız da yok. Dışarı köylerden getiriyoruz. Tavas'ın köyünden geldi bu sene bizim işçilerimiz. Tavas'ın köylerinden buraya getirdik. Buraya gelince ücreti de artıyor. 125 lirayı getirdik mesela. Bunu da hani getiren kişi de şoför parası da alıyor içinden. Enerji yapıyor diyoruz biz buralarda. Yani bizi ne kalıyor ki bundan? 25 lira nesi? Yani bir kişinin ücreti bizde. Hani bir zeytin toplamaya geliyor bir bayan. Köyümüzde çalışan olmadığı için dışarıdan getiriyor. Biz burada ona köy olarak yevmiye diyoruz. Dışarıdan eğner buluyoruz. Eğnerci bir kişi bize 10 kişi getiriyor. Onları biz enerjiyi veriyoruz. Onlar kendi paylaşıyor. O ne kadar zeytin topluyor? Yani ne 125 lira ne? İki kasancı topluyor bir kişi. O iki kasada bizi ne kazandırıyor ki? Hiçbir şey kazandırmıyor. Bir buçuk kasası, onun yarım kasası bizi geliyor. Bizde bunun traktör paramız var, paramız var. Ne her şey bizim cebimizden çıkıyor. Hiçbir şey kazanamıyoruz yani. İnşallah sizin sayenizde duyurduk mu? Bizde de bir çok büyük destek olacağız. Devletin tabii destek olması lazım. Evet. Çapa burada desteği dedi. Çapa evet. Çapa mı yardım oluyordu? Evet, desteklemeler alıyorduk. Şu an onlar da yok. Çiftçiye destek vardı. Hiçbir destek alamıyoruz yani. Bizim de arkamızda olacak. İnşallah büyüklerimiz duyar, bize yardımcı olur. Bize bir destek olup kooperatifleşirsek, hepimiz birlik olursak, köylü olarak, biz de kalkınacağız inşallah. Evet. Bize de lazım. Bizim de evlatlarımız var. Benim daha bir yaşında bir kızım var. Onun için de hayatım yok yani şu anda. Ne verebilirim ki ona? Kendim hiçbir şey kazanmıyorum. Geleceğini nasıl düşüneyim? Yani onun için teşekkürler siz de buraya geldiniz. Bizim sesimizi duyurdunuz büyüklerimize. Bizim görevimiz tabii. Allah sizden razı olsun. Evet. Bir de bu kadar bereketli bir topraklarda oturuyoruz. Hakikaten siz anlatıyordunuz şu hurmayı. Güzel, evet. Bir tane çekirdekten neler yaptım diyorsunuz. Şimdi gençlerimiz iş sahası olmadığı için, iş olmadığı için dış fabrikaya çalışmaya gidiyorlar. Menderes tekstile, sırmaya, işini geldikleri zaman çalıştırıyorlar, işini gelmediler zaman çıkarıyorlar. Evde örgü örüyoruz, burada gördüğünüz gibi. Yapacak başka bir şey yok. İşimiz yok, ben şu an çalışmam, evdeyim. Gençler şimdi sigortalı, yemeğini yapmıyor. Başvurmak zorundalar. Böyle bebek yelekleri örüyorum evde. Bunları da satamıyoruz yani. Yok satamıyorum. Arkadaş ediyorum, komşu ediyorum. Böyle bir inşallah işimiz olursa bu elimizden satabiliriz her şeyimizi de. Böyle ceketler yaptık. Evde yapıyorum bunları yalnız olduğum için böyle. Her türlü marifet var bende diyorsun. Yok estağfurullah. Dışarı gidemediğini göre evde değerlendiriyor. Hani bir fabrikaya girem de çalışam diyemiyor. Fabrika güvenemiyorsun. 6 ay çalıştırıyorlar, ondan sonra çıkarıyorlar. Onların bir garantisi yok. Özel sektör olduğu için garanti yok yani. Köyde genç nüfus var mı? Kaldı mı? Az kaldı. Gençler az kaldı. Tarlada yetişen dışarı gidiyor. Çalışmıyorlar hindik gençler. Yaşlılar kaldı. Yaşlılar öldü mü kapısı kapanıyor. İş olmadığı için dışı İş gidiyorlar. İş sahası olmadığı için gençler Sarayköy fabrikaya gidiyorlar. Buraya sırma açıldı. Bir iş bulurlarsa dışarı göç yapıyorlar. Kimsenin olmadığı zaman çıkarıyorlar. Bu kadar yani. Genç dediğin tabii bugün 8 Mart. Kadınların derdini de konuşuyoruz. Genç kızlar da gidiyor mu çalışmaya dışarıya? Gidiyorlar. Fabrikaya gidiyorlar. Bütün. Burada iş bulunursa burada tarımda çalışıyorlar. Bulunmazsa iş bulunursa dışı gidiyorlar. Denizli'de fabrika var, Menderes Tekstil, Senin Tekstil. Kızlar, erkekler hep oraya gidiyoruz. Hani iş olmadığı için köyümüzde. Dışarıya eskiden gidiyoruz. Eskiden Nazilli'de vardı, fabrika vardı biliyorsunuz. Evet, Sümer Bank. Onu kapattılar. Eskiden bütün orayı çalışan Sümer Bank. Siz hatırlıyor musunuz Sümer Bank zamanını? Hiç hatırlamaz. Sümer Bank basbası giyiyorduk hep. Hep öyle basma giyiyorduk. Pamuklarımız gidiyordu orada. İplik yapılıyordu, basım dokunuyordu. Tabii hep orada çalışılıyordu. Oranın basmasını kullanıyorduk, giyiyorduk. Peki o zaman pamuk
Tabii pamuk vardı, ekiliyordu önümüzde. Çok güzel para kazandırıyordu. Nazilli'de cırcır fabrikası da vardı. O da kapandı. Sümerbank kapandı. Bizim annelerimiz mesela anneannelerimiz falan orada hep orada çalışıyorlardı. Keşke kapanmasaydı biz de çalışsaydık. Bizim Nazilli'de de aynı sorun var. İşsizlik sorunu var çünkü. Nazilli'de tiyatro vardı, evet. Sinema vardı orada. Evet, evet. Düğün salonu vardı. Düğün salonlarımız, her şeylerimiz, evet. Şimdi çoğu yer kapandı artık yani. Hani bir doğru düz bir şey, ne iş sahası kaldı gençlerimize, ne bir şey kaldı. Biz de aynı sorunları yaşıyoruz yani. Halbuki anneanneniz çalıştığına göre, yani düşün onun kaç tane Sümerbank fabrikası üretmek mümkündü o zaman orada. Tabii ki, evet. Çok güzel yani herkes Nazilli'nin hemen hemen halkı orada çalışıyordu. Sümerbank çalışıyordu yani. Cumhuriyet bayramlarında balolar. Evet, balolar düzenleniyordu. Evet. Çok güzeldi ama şimdi her şey bitti. Korosu var biliyorum. Evet. Müzik şeyi var. Tiyatrosu var. Evet, tiyatro. Ben ne zaman Nazilli'ye gitsem orada bazen bir şeysi var. Bir hala olan bir salon var. Birkaç kere bir toplantı için falan gidip böyle ağlamam gelir oraya. Yani orada böyle garip, şeysiz, boş duruyor. Evet. Halbuki müthiş bir şehir gibi orası. Atatürk'ün açmış Sümerbank fabrikası bizim. Hı-hı. Atatürk açmış. Tabii tabii. Geldiğinde diyor ki, ilk geldiğinde anahtarını veriyorlar orada. Evet. Atatürk'e. İşte fabrikada makinelerin sesini duyunca, bu diyor hayatımda duyduğum en güzel müzik sesi diyor şeyde. Atatürk. Ama neden bak burada köylülerin diyelim pamuk. Pamuk şimdi ekiliyor mu? Var mı pamuk buralarda? Ekilmez oldu. Silaj yapılıyor. Hayvancılığı döndü köylü. Mısır ekiliyor. Silaj yapılıyor. Yonca ekiliyor. Onda hayvandan para etmiyor. Süt para etmiyor. Karşılığını alamıyoruz. Pamuk, halbuki burada hazır pamuğu satacağım. Doğrudan doğruya gelip zaten onlar topluyordu. Gelip onlar topluyordu. Seyitinimiz parasını etmeyince herkes hayvancılığın üzerine döndü. Ama şimdi o da parasını etmiyor. Millet ne yapacağını şaşırıyor. Oysa zeytin her yerde yetişen bir ama zeytinimiz parasını ağaç değil. Etmiyor. Evet. Yani buralara özgü diye. 2 lira satıyoruz ama arkadaşın anlattığı gibi yevmiye paramız pahalı ama zeytinimiz çok ucuz gidiyor. Elimizdeki malımız parasını etmiyor. Kaç liradan alıyorlar? En buradan? Fazla 2 liraya gidiyordu. Neyse? Zeytinimiz kilosu. Zeytini çarşıda ama çok fiyatı satıyorlar. Tabii. Mesela ama çarşı yerlerde fiyatı da. Marketlerde bakınca dudak uçuk atıyor fiyatlar. Evet. Yani yapılmış. Yoksa yok biz yeşil orak satıyoruz. Ha. Alıcı geliyor bize. Yani çarşıya. Hmm. Orada onu eletiyoruz. Yaprağından ayrıldıktan sonra 2 lira, 2,5 liraya gitti bu sene. Hani ortalama fiyatı bu. Hani geldiği gibi veriyoruz ağaçtan. Sadece yaprağı ayırlanıyor. 2,5-2 liraya verdik yani. Ama dışarı gittiğimizde markalaştığında daha farklı fiyatı satılıyor. Yani o yüzden şikayetçiyiz. İnşallah hayırlısı olur hakkımızda. Olacak olacak. Yapacağız. Belki çaremiz yok zaten. Peki, biz arkanızdayız. Siz devam edin. Önemli olan tabii birlikte tabii bir araya gelip kooperatiflerimizi kurmak, yeniden Ankara'dan bunu yeniden üretime geçmeyi, İnşallah. Üretim ekonomisine geçecek bir yolu açmak lazım. İnşallah. O konuda çalışıyoruz. Biz de üzerimize düşen görevi yapacağız işte, hayvancılıkta da. Hayvancılıkta dış yüklüden mal gelmezse bizim buramızın, Türkiye'nin malı para etmesi lazım. Saman geliyor dış yüklüden. Et geliyor. Her şey siz samanda şey yapıyor musunuz? Tabii buradaki? Saman yediriyoruz hayvanlara. Hayır. Yani samanı satın alıyorsunuz. Satın ama, alıyor, satın alıyor. Olmayan alıyor, olan kendi üretiyor. Olan kendi ekiyor. Yani, buğday var mı burada? Buğday tahıl ekimi var mı? Var. Buğday ekiyorlar. O zaman normal saman da olması lazım. Burada da işte para etmiyor. Para etmediği için köyümüz merkezli köydür. Her şey ekili. Gübre pahalı olduğu için, mazot pahalı olduğu için çifti süremiyor millet. Tarlalar boş kalıyor. Mazot zaten haftada geliyor. Mazotu benzin haftada geliyor, zam geliyor. Ha, haftada zam geliyor. Evet. Ama köylüye indirimli vermesi lazım, evet, tam tersine. Aynen. Değil mi? İnşallah. Peki bir normal burada yaşıyorsunuz. Bir kadının hayatı ne yapıyorsun mesela? Sen sabah kalkıyorsun, ne yapıyorsun? Ben şimdi hayvanlarım var. Şöyle 3-4 tane ben. Onlara bakıyorum şu anda evde. Daha normal günlerimde bazen yevmiyeye gidiyorum arkadaşın dediği gibi.
Bulursak gidiyoruz onda. Bulmazsak zaten evde oluyoruz. Yevmiye dediğin ne yapıyorsun yani? Nereye gidiyorsun? İşçiliğe gidiyoruz. Sözüm. Zeytin toplumu. Şu an zeytin toplumu yok. Halat yakmaya gidiyoruz. Halat? Zeytin budamalı şeylerini yakmaya gidiyoruz. Ha yakmıyor. Ha. O da denk gelirse. Diplerin çaplamaya gidiyorlar. Dipleri çaplamaya gidiyoruz. Gübre atmaya gidiyoruz. Hmm. İşte böyle. Sabah kalkıyorsun. Çocuklar var mı? Var. İki çocuğum var. Onlar okula gidiyorlar. Kaç yaşındalar? Birisi orta son, 8. sınıf. Birisi 5. sınıf gidiyor, 4+4 olduğu kız için. Kız mı? Birisi kız, birisi oğlan. Ha. İkisi de okuyorlar. İkisi de okuyorlar. Nasıl dersleri? İyi, gayet de güzel şimdi, şu anda. Okuyor. Bir şey olmak istiyorlar mı mesela? Kızım çok çabalıyor ama inşallah. Ne istiyor? Ben doktor siz, olacağım diyor ya. Siz akrabasınız. Yok, gelin kaynana. Ha, gelin kaynana sana. Onun için süzülüp duruyor karşında. Aynen. Ben ne zorluklar aldım ya. Öyle mi? Kızım çabalıyor ama çok güzel şu anda. Gayet de güzel dersleri falan. Sınıfta birinci lider. Maşallah. Başarılı. Allah'ın izniyle. İnşallah tutturmaya çalışıyor. Babaannesi böyle, anası böyle aynen olunca başka bir şey de. Onun için başka bir şey yapamıyorum. Şimdi şu an zaten inşaatım var. Ev inşaat yaptırıyorum. Onun için evde o inşaatçıları yemekler şudur budur onlarla uğraşıyorum. Peki haberleri falan izliyor musunuz? Televizyon izliyor musunuz? Fırsatım dizi olursa, izliyor musunuz? Akşamları ne yapıyorsunuz? Akşamlarda 8'de giriyor zaten içeri. 8'de giriyorum. Ablası. Yemek yedik, şey yaptık hayvanlar deyinceye kadar. Bakıyor, çekiyor. Çocuklarım dersinden biraz onlarla ilgileniyorum. Hı. İşte böyle. Siz okudunuz mu? Ben ilkokul 5'ten ayrıldım. Hı. Eşim 2 senelik üniversite mezunu. Hı. Elektronik bölüm bitirip duruyor. O ne yapıyor şimdi? Ama şimdi şu anda boşta. İşten çıkardılar, fabrikadan çıkardılar. 6 senelik çalışıyor burada Sırmı Su Fabrikası'nda. Çıkardılar. Şimdi bir tek toprağa bakıyorsun. Yani hayvan sizin daha çok ağırlıklar var. Sadece baktığımız 3 ineğin elindeyiz. Sağır 3 ineğimiz var. Ondan idare etmeye çalışıyoruz. 14 senedir zeytinliği olmuyorum. Nemli ortamda mı olmuyor? Neyin nesi? Bu baraj yaptılar ondan mı olmuyor? Hiç bilen yok. Bu sene 12 kilo yağım oldu. Her zaman ne kadar oluyordu? Evet, çok oluyordum. 35 dönüm yerim var. Yeni fidanlı zeytinlik yetiştirdik. Gelinimin kınalı elleri oladı kaldı. Ama zeytin olmuyor 4 senedir. Bu baraj ne zaman yapıldı? Olmuyor. Baraj sabahleyin kalkıyoruz. 3 sene oldu. Yapalım. Evin önleri aynı nemli zaman, bütün. Yani. Böyle hortumdan su sepmemişim gibi oluyorum. 8. 8 sene oldu mu? Oldu teyze. Olmuştur. Onun için çok mağduruz biz yenicel olarak da. Su bolalgadı, baraj yapılacaktı. Şimdi suları başka yerler veriyorlar. Bir de bahçelere damlama sistemi kuruluyor. Bir sürü masraf yapıyoruz. Gücü olan damlama kuruyor. Gücü olmayan ne yapsın? Mağdur kalıyorum. Yapacak bir şey yok. Siz daha yeni gelinsiniz. Evet, yeni evlendim. 2 sene oldu. Peki bu köylü müsün? Evet, eşim de bu köyde. Çiftçi mallarında çalışıyor. Nerede, ben de bu köyde başında mı görüştün? Aynen öyle bir şey, komşuydum çünkü. Yok, kahvede, o kahveciydi önce. İşe başlamadan önce. Ben evdeydim. Öyle işte görüştük pencereden pencereye. Öyle tanıştık. Camdan cama. Benim ağzım biraz fazla. 9 sene görüştük. Ondan sonra evlendik. Ailem istemiyordu. Aynen. Uzatmalı sevgi. Evet. Aynen. Büyük aşk yani. Evet. Şu an çiftçi mallarında çalışıyor. Öyle. O sen okula gittin mi? Evet, lise mezunuyum. Çocuk gelişim bölümüyüm ama maddiyattan dolayı işte bulamadım. Hani okuluma gidecektim üniversiteye ama gidemedim yani. Öyle hayatımız. Peki eşiniz işi ne yapıyor şimdi? Çiftçi malları diye bir kurum var. Evet, orada çalışıyor ama çiftçilik de yapıyoruz. Orada toprakta kim çalışıyor? Eşim çalışıyor. Tatil olduğu günde zeytinimiz evet. Biz darı falan ekiyoruz, sulardık. Şu an oraya yulaf ektik hani diktiğimiz yerle. Önce yulaf sonra darı yapıyoruz. Sulaj yapılıyor da. Böyle işte. İyi bakalım, kooperatif kurulursa sen başkanlık İnşallah. Yapacak gibi gözüküyorsun. Yok, yaparım evet. siz ne yapıyorsunuz? Ben Gencik doğumu büyümeyim.
Ha, buradasın. İşte sabah kalktığımın arkadaşımla işi gidiyor. Seyitlenir, şeydir. Ne işi bulunsa. İncir de var burada. Evet, incir var. İncir var. Sizinde var mı şey? Hem hayvanım yok. Hayvan yok. İncir yemeye var. Yemeye gidiyoruz. Ha, yemeye gidiyoruz. Kendimizin yok. Kendi toprağınız yok. Yok, yani. Kayınvalideminkine ortak ediyoruz. İşte dışarı yemeye gidiyorum. Peki nasıl? Yani eskisine göre durumunuz nasıl şimdi? Kocam emekli. Ben yemeyle. İşte nereden ancak emekli? SSK'dan. Esnaf nerede kabaret. Çalışıyordu? Esnaf Kabaret'te. İşte böyle yövmeyle şeyle geçineceğiz diye uğraşıyoruz. Hayat pahalı. Çocuklar da var işte. Üst baş falan nereden alınıyor burada? Yani giyiminizi, kıyafet, yani kendiniz örüyorsunuz belli de evet. Bazı şeyleri ama. Nazilli'de alıyoruz genelde. Ha, belli. Kocası'dan, Nazilli'den, pazarlardan. Salı günü küçük pazar kuruluyor. Ha, buraya geliyorlar. İyi kötü ihtiyacımızı görüyoruz. Dışarıdan gidip gelesiye kadar köyümüz kazansın kalkınsın diye pazarlar gitsem bir şey almadan gelirim. İli köyüm kazansın ama 3 lira 5 lira olsun olsun. Pazarda 3 lirayken burada 5 lira olsun ama burada Yeniciden alalım diye gayret ediyoruz. Pazarımız ölmesin diye. Buradakiler mi pazar kuruyorlar? Yani buranın üreticileri mi? Dışarıdan geliyorlar. Üreticiler de var, dıştan gelenler var. Burada üreten de burada satıyorlar. Dıştan gelenler de var. Burada üretenler de pazar çıkarıyorlar. İşte böyle. Evet. Sen ne diyeyim? Hep arkadaşlar anlattı. Yani ben sizin ne var? Şey. Toprak ne var? Evet, yani, var. Toprağımız da var. Zeytin var. Zeytinlerimiz de var. Evet. İyi mi durumun bari? Değil. Arkadaşlar anlattı zaten. Evet. Her şey. Kim bakıyor? Evet. Kim bakıyor şeylere? Ne biz de gidiyoruz. Sen? Evet. İki tane oğlum var. Onları okutuyoruz. Nerede okuyorlar? Biri İzmir Ödemiş'te. Biri de Nazilli'de. Sağlık meslek okuyorlar. Ha, meslek lisesi. Evet, meslek lisesi. Sınavla girdiler. Sınavla peki, kazandılar. Peki ilkokulu, ortaokulu burada mı okudular? Evet, burada okudular. Sınava girdiler, kazandılar. Kazandılar, o zaman burada gidiyorlar. Eğitim fena değil ya da sizin çocuklar bayağı iyi. Evet, ha? Evet. Sen çalıştırdın mı çocukları? Yok, kendileri çalıştılar. Ben de ilkokul mezunuyum. Kim teşvik etti? Hadi okuyun okuyun, gel toprakta çalış. O kendileri babası istiyorlar zaten. Çalışmak istemiyorlar. Okumak istiyorlar işte. Kimse toprakta çalışmak istemiyor galiba burada evet, artık. Evet, gençler. Bizde falan çalışan yok. Evet. Bizde falan çalışan yok. Biz varız genç olarak. Bize sonra arkadan gelen yok çalışma. Gençler evet, şey yapmıyorlar. Niye istemiyorlar mesela? Her şey pahalı olduğu için uzaklaşıyoruz topraktan. Mazot pahalı, gübre pahalı. Nasıl ekip dikeceğiz paramız olmayınca? O yüzden biz de sanayi, yani tekstillere gitmek istiyoruz. Mazot alamıyoruz. Traktörü mazot alamıyoruz zaman geliyordu. 5 kuruşumuz olmuyor cebimizde. Biz nasıl ekip dikelim? Ondan herkes uzaklaşıyor topraktan. Evet. Uzaklaşmaması için gençlerimize bir imkan sağlamamız lazım. Hı-hı. Yani ben de çalışma, hani biz de çalışmak istemiyoruz. Mazot olmayınca nasıl ekip dikeceğiz? Nasıl yetiştireceğiz? Darı silaj nasıl yaptıracağız? Onlar da para. Yani mazot pahalı, o pahalı, hepsi yükseliyor fiyat. Çiftçiye de biraz düşürse, hani mazot fiyatlarında bir indirim olsa, hani bizi destek amaçlı. Daha farklı olur. Hepimiz ekmek dikmek isteriz gençler olarak. Herkes istiyor çiftçilik yapmak, inekçilik yapmak ama maddiyata bakıyor. Yani her şey pahalı olduğu için yapacak bir şeyimiz yok. Alamıyoruz. Bizim de aldığımız gübre alacağız. Mesela hayvancılık yapmak, ekip dikmek için. Hayvan için yem alacağız. Neyle alınacak? Yani. Siz tabii ekip dikmeyince biz de orada alamıyoruz. Aynen. Yani şu zeytini 20 ile 30 liradan aşağı bir yerde evet, alamıyorsun. Bizde mesela 2 lira bizden çıkışı. O zaman biz de alamıyoruz. Evet. Biz de geçinemiyoruz. Yani yarım kiloyum. Taneyle zeytin alacağım neredeyse. Bu salçadan 100 kilo biber salçası yapıyoruz. 50-60 kilo domates salçası yapıyoruz. Ha, domates doğru, sizin burada yani, sebze de var. Şişi domatesi yapıyoruz. Damat İzmir'de satıyor. Ne domatesi? Şişi domatesi yapıyoruz. Rendelenmiş, pişmiş. Hazır şişileri koyuyoruz. Yemekler katmak için. 100 kilo nar ekşisi yapıyoruz. 50-60 kilo üzüm bekmezi yapıyoruz. Onlar ne oluyor sonra? İzmir'de damat satıyor. Ha, sizin bir tane damat var, satıyor. Tane. Onların damadı yoksa ne olacak? Sabun yapıyoruz. Zeytinyağı sabunu. Ver koklayayım bakayım şimdi. Bu badem yağlı. İçine badem yağı koyuyoruz.
Bu ardış katranı, bu saç dökülmesi, kaşıntı, eksema, sedef hastalığı, onlar içi yıkanıyor. Biraz yıkadım, yalnız birazcık başında duracak. Bu sade. Zeytinyağlı. Sade dedin. Ha? Zeytinyağlı. Hepsi zeytinyağlı da. Zeytinyağlı da. Onları içeri kattı. Bundan katkılar var. Bu da çörek otu yağlı. Oğlan yapıyor çörek benim. Çörek otu da mı? Ben öğrettim de alıyor. Bazardan alıyor yağını. Bunların hep faydaları var. Ne var orada? Domates şey var. Onlar ben öndeki. Biz onları yapıp satıyoruz. Evet. Bu portakalın mandalini. Bunu biz devamlı yapıyoruz, bu sapını yaptırıyorlar. Her yatağa geliyor, o yağ geliyor, yapıveriyoruz. Oğlan yapıyor, onu öğrettim galiba. Ben 55 senedir yapıyordum. Ha, sabunu. Sabunu. Nereden öğrendin? Parayla yaptırıyorduk, göstermiyordu. Evin üstünü çıktım pencereden, baktım. Bakarken biraz öğrendim, geçtim başına. Bozarken yaparken usta oldum. 55 senedir yenci yaptım, yemiyor, etraf köyleri yapıveriyordum. Kim yapıyordu onu? Parayla yaptıran? Parayla başka köyden gelip yapıveriyordu bir yaşlı adam. Yanına getirmezdi. Nazaroğlu bu gelmen diye öğrenciler diye. Ben üst kattan pencereden ben kayınlam dedim. Bu sabunu öğreneceğim. Bu par çok gidiyor yaptırmamızı. Başını geçtim. Biraz baktım o yaparken. Bozarken yaparken usta oldum. 55 senedir yapıyordum hem de. Geçen sene oğlumu öğrettim. Oğluma böyle dedi memur. Hafta sonlar devam bunlar yapıyor. Oğlunun zar değmesin diye öğretmezlik etmedin yani. Etmedim oğlum gar. Onu öğrettim. Onun ikinci zanaat oldu. Yapıyor her hafta. Sabahtan yaptı bir kazan. Döktü. Ne yapıyor? Kaynatıyorsun. Hakikaten şey badem yağ koyuyor musun? Onun bir de şey, şöyle 15 lira oluyor. O aroması oluyor gar. Sabun bittikten sonra onu bir başka yer alıyoruz. Onu katıp karıştırıyoruz, döküyoruz. O saçlar vücudu besleyici. Cennet hurması. Cennet hurması. Cennet hurması. Burada bu da oluyor demek. Nerede kurutuyorsunuz peki bunu? Bunu açık göklüyken alıyoruz. Kabuğunu soyuyoruz. İpler çiziyoruz. Asıyoruz çatıya. Bir haftada 10 günü kuruyoruz. Ondan sonra poşetliyoruz, dondurucuya atıyoruz. Peki biber filan da var değil mi sizin burada? Var, her şey var. Biber var. Acı. Yani Aydın'da sanki hiç böyle acı olmazmış gibi diye ben düşündüm. İlk geldiğimde çok şaşırmıştım. Acı yiyorsunuz. Acı biber salçası da yapıyoruz. Acı biber salçası yapıyoruz. Her şey yapıyoruz biz. Yemeği için. Burası şey ne o cennet filan hani derler ya. Hakikaten her tarafı cennet. Her tarafı cennet. Yok yok. Aydın'ın cennet. Her şey vardır. Evet her şey var. Acı da var tatlı da var. Aynen. İlk defa biber de diktim. Hayatımda hiç dikmemiştim evli değilken. Evlendik biber diktim şaşırdım. Hani ilk yani nasıl yapacağız diktik ama nasıl çapasını yapacağım hiçbir şey bilmiyorum. Domates diktik. Herkes yaparsın bazısı yapamazsın dedi bana. Sen bu işi yapamazsın. Diktik yetiştirdik sattık bile eşimle. Komşuların yoktu getirdik hani kiloyla sattık bazısını. Komşu komşuya mı? Yok mahallede yani başka getirdik yani traktörle getirdik evin önüne. Dikmeyenler bizden aldılar. Ben şaşırdım ya, hiç yapmadım bir şey benim biber dikmedim. Acun salatalık kabak falan yetiştiriyoruz. Ama Aydın müthiş bir yer. Evet. Tabii yani büyük kabaklarımız oluyor. Bir tane olmazsa yerinde şey şurada şey. Evet kabaklarımız yetişiyor diktik. Kabak var mı? Hiç yapmadığımız iş ama yapacağız ama kudretimiz yok. Hani seracılık yaparız. Her şey pahalı olduğu için bir şey alamıyoruz ki. Ama traktörle süreriz, ekeriz. Basit hani yapabileceğimiz bir şey. Hani ben yapamam diye korkuyordum şahsen. Hani ekemem, dikemem, biçemem. Yaptığımızda her şey oluyor. Gençler hani çalışmıyor diyor. Aslında yapacağız genç olarak ama imkanımız olmadığı için. Bu yüzden. Biberimiz acı, turşu yaptık hani onlarla hep yapıyoruz. Domatesli, acılı salçalar yapıyor. Satılır, aslında yapılır ama ihracat yapmak istiyoruz, yapamadık. Hiçbir sesimizi duyan yok. Dışarıya ihracat deyince neyi kastediyorsunuz? Ya, yani bizden yurt dışına hani yeniden yok, yurt dışında olabilir. Türkiye'nin yani şehir, Türkiye. Her ha, Türkiye'nin bütün şehir yani başka şehirler İstanbul, satabilir. Ankara. Mesela İstanbul'dan gelenler bunları görünce ay çok güzel hani buradan alıp gitmek istiyorlar. Keşke getirseniz satabilseniz. Ya nasıl getirelim? Aracımız yok. Hiçbir şeyimiz yok. Kamyonu yüklüsek hiç, etiketimiz yok hani üzerinde hani bir tanıtım amaçlı hani nereye yeneceği mesela. Zeytinyağını hani bir şey yapacak bir şeyimiz yok yani. Maddiyat olmayınca bunları yapamıyoruz. Peki bir girişim falan hiç olmamış mı? Daha önceden Tarım Kredi Kooperatifi vardı diyebiliriz ama o topluyor muydu şeyleri? Sadece pamuk. Sadece pamuk onlar böyle şeyi almıyordu. Evet pamuk alıyordu. Tarış vardı. Tarış pamuk alıyordu. Tarım Kredi'de
Böyle hani oradan gübreni, her şeyin oradan alıyordun mesela. Kolonyan dahi oradan alıyordun. Tarışın kolonyası. Tarışın kolonyası meşhurdur. Limanlı oraları, şey. Evet, onlar meşhurdu. Güzel bir şeydi ama bizim tarım kredimiz duruyor ama. Şimdi bu korona için şey yapıyorlar biliyorsunuz. Aslında kolonyayı bile unutturdular bize evet. de. Evet. Geçenlerde bir doktor hanım. Yani bizde çok güzel bir adet vardır. İlk önce misafir gelir. Sonra ilk evet. önce kola bir elinde kolonya. Bir elinde sonra şeker. Bir elinde şeker. Yani şekeri almadan önce elinde kolonya. 80 derece kolonya biliyorsunuz. Evet. Şimdi diyor ki yanınızda sürekli şeyi taşıyın. Kolonya taşıyın. Kolonya taşıyın. Küçük evet. Aslında güzel bir şey ama biz giderek bunları unutuyoruz yani. Eski geleneklerimizi unutuyoruz. Aslında hep yani zamanla ben genç olarak kolonya bile aklımıza gelmiyor. Eskiden varmış, annem anlatıyor. Geldik hemen kolonyayı getirir vermişiz misafirlerimize. Ama şimdi gençler unutuyor yani, unutturuyorlar bizi bazı şeyleri. Sağlıklı şeyler evet. bunlar. Evet, yapılması gereken şeyler. Parfümler çıktı garinde. Fısfıslıyorlar fısfıslıyorlar. Kolonya parfümden dokunuyorlar. Şeyden ne şampuan kullanacaksınız? Biz hep bundan kullanıyoruz. Ben 65-66 yaşındayım. Hiç şampuan sürmemişim kafama. Bu şampuandan daha güzel bu sabun. Ev sabunu. Annemden, babamdan, dedemden, nenemden gördüğüm anam babam zeytinyağlı sabun. Şampuan bilmeyiz. Doğduğun günde yıkanıyorsun, öldüğün günde. Doğru. Tenin onun için güzel. Baksana vallahi benden daha güzel cildim söyleyeyim yani. 78 yaşında. Hem de ne çok çalıştım, neler yaptım. Kaç sene hayvan çiftliğimiz vardı. Yüzüne bir şey sürüyor muydu? Hiçbir şey sürmemişimler anamdan dolayı. Sabunla mı? Sabunla yıkıyor. Sabunla banyo yaparız. Başka bir şey bilmeyiz. Saçım dökülüyor, başım bundan yıkıyor. Bak bunun için para kazanılabilir şimdi. 5-10 dakika durduruyor. Ondan sonra bir daha bir sabunla sabunup yıkıyor. Bir tarafın başını toldum, bundan yapıyorum. Bu İzmir kemer altından alınıyor katranı. Damat getiriyor odan. Burada biz yapıyoruz. Şimdi Nazil'den birisi alıştı. Amyami sabun yaptırıyor biz. Onun markası varmış. Dışı ihracat, ithalat yapıyormuş. Bu kalıplar gömmüş. Birinle çalışıyordum, böyle güzel kalıp yapmıyor demiş. Bunlar mahsus oğlan İzmir'de yaptırdı bıçaklarına. Bıçak kalıp birden kesiyor. Düzgün kalıp olunca satışı daha kolay oluyor. 70-80 isteyenle nasıl isterse onu gör kesiveriyor kalıplara. Böyle düzgün kesiliyor. Şimdi onu yapıveriyorum. Amyamini basıveriyorum. Tabii bizi yasak, biz vergi tabi değiliz. O götürüyor, o satıyor. Yağını veriyor, bir yapı veriyor oğlan hafta sonları. Sizler ne yapıyorsunuz? Arkada kaldınız mı? Ev işi. Ev işi. Ama buraya gelin geldiğim 52 sene oldu. Nereden geldiniz? İzmir'den geldim. İzmir'den. İzmir'in içinden mi? İçinden. Bozyaka'dan. Oradan geldim. Kocam çalışmadığı için ben Bodrum'a gittim. Bodrum'da çalıştım, emekli oldum. Şimdi SSK emeklisi misin? SSK emeklisiyim. Hiç olmazsa beyim devletin öyle bir azıcık katkısı oluyor. Beyim de çalışmadı. O niye çalışmadı? Ben onunkini de ödedim. Şimdi iki maaşla yaşıyorsun. Beyin niye çalışmadı? Çalışmadı. Tembelden ünersiz. Ünersiz mi? Amcasındayım. Çalışmayanlar Zekiye'nin amcasının hanımıyım ben. Tembel demiyorsunuz evet. yani. Evet. Zekiye'nin işte yengesiyim ben. Zekiye hangisi? İşte. Bayan. Evet. Buraya göçtüm işte. Çocuklar orada kaldı. Geldim buradan ev aldım. Burada duruyor. Ama senin gibi hünerli bir hanım bulmuştu ondan. Bence becerikli. Ama Selanik macırıyım ben. Ondan becerikliyim diyorsun. Tabii. Evet. O Selanik, suyun öte yakasından olunca her şeyi becerirsin. Sizin var mı? Bizim yerimiz var. Çalışamıyoruz. İcar veriyoruz. Öyle. Gençler? Gençler nerede? Gençler herkes ayrı işte. Üç çocuğum var. Öyle. Onlar burada yaşamıyorlar artık. Bıraktılar. Siz icar yani kiraya veriyorsunuz. Kiraya veriyoruz. Yaşlandığımız için yapamıyoruz. Aldık yer çok. Yerle çok onlar. Çalışamıyoruz. Yonca ekiyoruz, veriyoruz. Hayvan olanı tutuyorlar. Biz de öyle.
Peki bir şeyiniz oluyor mu? Yani karşılıyor mu? Ne yapacaksın? Karşılısı karşılması veriyoruz gari işten kurtulalım diye. Çocukların bir yardımı oluyor mu? Çocuklar ancak kendilerine. Ancak kendilerine. Evet. Ne yapıyordular çocuklar? Çocuklar nerede biri emekli oldu. Ha, büyükler çocuklar. Vallahi büyük, yüzünüzden büyük. Hiç yaşınız belli olmuyor yani. Bu yağdan sabundan herhalde. Büyük bir senin, polis. Senin şey reklamı, sabunların reklamını çok yaptık. Bir yani. Polis. Bu sabunlar senin yiyeceğin sağ ol, sağ ol. Öyle. Tamam. Kullan bunlar. Biz çok yapıyoruz. Oğlum biri polis. Biri küçük polis. Topograf deriz. Ölçümcü. Babası da öyleydi. Okudular o zaman yani. Ama köyde anlaşılan bir okutma şeyi var herhalde. Ha, köyümüz vardır. Gelişkindir. Çocuklarımızın çoğunu memur ederiz. Benim de iki tanesi memur. Kızımın biri de öğretmen okulunu kazandıydı. Babası göndermez ortalıklar karışık diye. Kızımın birine oğlum memur. Ortalığı düzeltirdi tabii. Belki de kızın gitseydi ne var? Benim görümcem 86 yaşında. Ha. Öğretmen, emekli öğretmen oldu. Eşim de öğretmen. Görümcem. Görümcem. Vardır burada. Babası döve döve okulu göndermiş. Yok halinde il okucası. Bunun karşı çıkmış başkaları. Demiş kız evlat okur mu? Okuyacak demiş. Okuyacak memur olacak benim kızım demiş. Allah razı olsun. Ondan sonra o öğretmen olup geliyor. Eşim oku diyor. Onu da öğretmen ediyor. Eşiniz onun küçüğü. Onun küçüğü. Ha, onun doğru küçüğü. 86 yaşında dediniz. Görümcem 86 yaşında. O da Buhar kentte emekli oldu evet, artık. Demek ki yani Cumhuriyet'in ilk okuyanlarından biri. Yani Cumhuriyet kadınıdır. Öyle böyle değildir. Allah tam aşkına. Atatürk kadınıdır. Keşke laf ettirmez kimseye. Ama onun sayesinde okumuş oluyor. Tabii. Niyetin anlayışı. Babasının desteğiyle onların sayesinde. Öyle. Niye laf ettirmiyor Atatürk'e? Atatürk laf mı ettiririz canım? Biz de ettirmiyoruz Atatürk'e. Atatürk olmuş biz burada yaşayabilir miyiz? Biz burada yaşayabilir miyiz? Niye etti? Dört devleti bölüp et Türkiye'ye. Kaçtı kendi padişahı. Atatürk kurtardı bizi. Biz Atatürk minnettarız. Ne yapsak ödeyemeyiz hakkına. Saçının telini bile olamayız Atatürk'ün. Atatürk olmuş biz böyle serbest yaşayabileceğimiz sömürgeydik. Atatürk Çanakkale Savaşı'na Atatürk sayesinde kurtardık. Büyüklerimiz. Hani başka kurtarabiliyor muyuz? Kaç tane şehidimiz geliyor? 3-5 şehit de yola. Ölenlerin hatta hesabı yok. Ya 3-5 şehit. Ne etti Atatürk? Neydi? Menemen'e bir şehit geldi de Atatürk işe yakın dedi. Menemen'e yakın gelin dedi. Evet. Öl deyi bilen insan var mı şimdi? Yok. Tabii ne kadar şehitlerimiz gerekti. İşte o şehitler olmasaydı bugün de memleketimiz kurtulmazdı. Evet, yani gerçek şehit oldu. Çanakkale bizim memleketimiz. Benim dedem öyle de. Benim babam 1,5 yaşındaymış. Çevremden 3 tane kardeş, ablası, damat, torun. Kimi? Benim. Nerede? Gölcük Depremi'nde. Gölcük Depremi'nde. Evet, 1999'da. Orada Gölcük'te öğretmendi. Gölcük'te öğretmendi. Ablam, eniştem önce emekli olmuştu. Ablam ilk dilekçesini verdiği gün depremde hayatını kaybetti. Bir çocuğu, kendisi, eşi. Onları oradan getirdik, evet. Yapacak bir şey yok. Sizin evde Atatürk nasıl bilinir? Cumhuriyet. Atatürk'ün asıl boyusu bizdedir. Öyle mi? Evet. Şimdi yarış burada başladı. Evet. Sadece evin her tarafı Atatürk resmidir. Evet. Niye? Niye senindeki en koyu? Hadi. Evet. Eşim vardı. Geçen sene vefat etti. Kardeşlerim hep öyle öldü. Benim de hiç kimsem kalmadı. İki çocuğum var işte. Atatürk'ün koyusu niye sizde? Niye bizde? Atatürk'ü çok sevdiğimiz için bizde. Neden seviyorsun Atatürk'ü? Neden sevmeyelim? Her şeyi kurtaran o yani. Namazımız bile kılamazdık. Biz de ben okumuşum namazımı kılıyorum. Evet, evet. Atatürk'ün yeri başka. Tabii. Namazlarımız saklımı kılacaktık, saklımı okuyacaktık. Şimdi okuyoruz. Çoluk çocuğun nazar duası okuyuveriyorum. Ben kağıt yaz veriyorum eski yazıdan. Eskiyi de okuyor, yeniyi de okuyor. Atatürk olmuş bunlar serbest yapıp vereceğimedik. Vallahi meselenin en püf noktasını laiklik deyince ne tanımını hemen yapmışsın. Evet. Özellikle kadınlar açısından çok anlamlı destek, değil evet. mi? Evet. Yani çiftçiye çok destek olmuş, bayanlara önünü açmış.
Kadına değer verilmiş. Çarşamdan kurtarmış. Evet. Erkek kadın çalışsın diye kaç tane şeker fabrikası kurdu. Evet. Hepsi kapandı. Evet. Onlardan şikayetçiyiz yani. Allah'ım şey yapmasın da. Kapatanlardan şikayetçiyiz. Evet. Yeniden açanlardan şey yaparız. Evet gene. İnşallah. İnşallah sana... milletimizin çocukları da iş bulur, çalışır. İnşallah. Zaten fabrikalar, yani tabii Aydın'da bu işler çok kolay. Üretim devrimi diyoruz, yeniden üretime dönelim diyoruz. Aydın'da görüyorsun işte her yerden bir şey fışkırıyor. Tabii her yerimiz sebzesi var, meyvesi var, yağ var, sabunu evet. var, her bir şey var. Her şeyi kendimiz yapıyoruz. Mesela salçamızı, kuru mesela şeylerimizi. Abi de narinciğiniz var. Patlıcan, genellikle patlıcan oyuyorlar mesela bizim Nazilli'de. Patlıcan oyması yapıyorlar, onu mesela satıyorlar. Bir gelir kaynağı olarak yani. Patlıcan, biber kurusun biber diyorsun kurusu, değil mi? Patlıcan olma evet dediğin. Kurutuluyor mesela. Bir gelir kaynağı olarak. Biz kendimiz mesela ben salçamız, her şeyimiz kendimiz yapıyoruz biz evde. Satın almıyoruz yani. Hep kendimiz yapıyoruz, üretiyoruz. Eskiden ben de yapardım da artık tabii evet. vakit olmuyor ama şey. Tarhanamıza mesela tarhanı yapıyoruz. Bana geliyor. Evet. Tarhanamızı yaparız. Tarhana dünyanın en sağlıklı evet, yiyeceklerinden çok, biri. Evet, yani çocuklar yani. İçin filan da. Çocukta her türlü gıdalı şey var yani içinde. Şey hazır paket şeylerden yapana kadar. Yok işte kendin yani yap. Koruyucu, işte evet, kanser, manser bilmem ne. Her şeyi doğal olarak koyuyoruz mesela içine. Domatesine, biberine mesela, yoğurduna. Mevsiminde. Mevsim tarhana otuna. Her şeysi mevsiminde. O zaman onun yoğurdu da para edecek evet, tabii sen tarhana yapınca. Evet tabii ki. Peki o fabrika filan açmak lazım. Yani biz çok aktif kadın oluyoruz. Yani ne olsa, ne olsa. Böyle her zaman röportajı gelseler biz çok aktif kadın ben gelirim her zaman. Siz olduktan sonra. Dört dörtlük yaparız yani. Her şeyi yaparız. Yaparız her şeyi. Satacak olduktan sonra diyorsun. Ne olacak, bir kavanoz tarhanı getiririz. Acı salçamıza, tatlı salçamıza, her şeyimizi arkadaşlar getirmiş ama daha da çok getirmesini isteriz. İhtiyacımız kadar tereyağımızı çıkartırız. Ha, tereyağı geliriz yaparız. Yoğurdumuza. Mesela taze yoğurt üretiyoruz sütten kendimiz. Evde yiyeceğimiz kesik yoğurdumuzu yaparız, şeyimizi. Peynir yaparız. İstanbul'da da artık yeminle etti. Benim kızım da evde yapıyor artık yoğurdu. Herkes yani süt alıyor ama şeyden süt alıyorsun tabii. Biz yoğurdumuzu ilaç koymayız. Normal yoğurdunu yoğurt yaparız. Yoğurttan yoğurt yaparız. Evet, katkısız oluyor. Öyleydi eskiden zaten yoğurttan evet, yoğurt yapılırsa. Doğal yeriz. Evet, doğal. Ne yaparız? Doğal yeriz. Ha, doğal yeriz. Her şeyin doğalı. Her şeyin doğalı. İçin ilaç koyup yemeyiz yani. Yani. Evet, böyle şey gibi oluyor zaten. Ben hiç yiyemiyorum. Yani benim midem filan benden daha iyi anlıyor. Evet. Bir kaşık yiyor, hazır yiyor. Anlanıyor değil mi? Hani mesela hiç hazır yoğurt, hazır ağzıma koyuyor. Katkılı her şey anlaşılıyor zaten. Evet. Hani böyle. Geçen gün kızıma gittim, o evde yapıyor yoğurdu. Biraz hafif de ekşimişti, ben ekşi de yiyemem aslında. Koydu bir tası yedim. Evet, doğal olduğu için. Yani evde ya, ama normal çarşı yoğurdundan. Onlar yemiyor. Hiç yemiyor. Hemen anlanıyor zaten. Yani. Şey, katkı olduğu zaman anlanıyor hemen. Bir de zaten hani evet, sadece tadı meselesi tadı, değil, vücuduna da zararı evet, var. Evet. Yani o şeyin içine koydukları maddenin evet, zararları da var. Aslında yurt dışında falan da başladı bu yeniden doğala dönme evet, şeysi değil öyle. Mi? Şimdi son gittiğimizde Almanya'ya bütün arkadaşlarımız aynı şeyi yapıyor orada. Doğal ürünlerle beslenmeye çalışıyorlar. Katkısız doğal ne varsa. Herkes bu yönde de artık bilinçli de. Köylümüz gördünüz gayet hepsinin bilinci yerinde ve çok güzel aydınlık Türk kadını işte üretiyorlar. Ürettiklerini satmaya çalışıyorlar, pazarlamaya çalışıyorlar. Fakat kadın kooperatifleri çok olmadığı için, hatta hiç olmadığı için buralarda evet, ürettikleri ellerinde kalıyor. Gençlerimizin çoğu göç tabii ki. Okuyup meslek sahibi olanlar göç ediyor. Köyümüzün %80'i 50, 60, 70, 80 yaş üzerindedir burada. Çok nadir gencimiz kaldı. Onlar da anne babaya yardımcı olanlar tarımda tabii ki yardımcı olan var. Su fabrikamız var, orada çalışanlar var. İşte süt. Denizli'deki süt su fabrikası. Sarımlı su fabrikası var, pardon. İşte tekstil, Denizli'de tekstil çok olduğu için Denizli'ye gidip çalışan gençlerimiz var. Fakat isteriz ki gençlerimiz oralara kadar gitmesin. Buralarda çalışın, yetiştirip çalışıp üretsek, bunları pazarlayabilsek.
yarın bir dünya başlamak lazım. Yer, evet, dünya emekçi kadın günü. İşte emekçi kadınlar bunlar, bileğinin hakkıyla çalışan, olmadığı günlerde dağda, tepede, bayırda bilek gücüyle çalışan, fakat erkek kadar emeğinin karşılığını alamayan kadınlarımız. Evet, bir önderlik yapılması gerçi gerekiyor. Gerçi erkekleri de onların çok fazla şeylerine karşılığını anlıyor. Evet. Hünersiz olanların dışında. onlar zaten hak etmiyorlar değil mi? Bizim eşlerimiz çalışıyor. Evet. Yani işte arada tek tük çıkıyor canım. Benim eşim bak fabrikadan çıktı ama evde boş durduğu yok. Evet. Ben ya, onlar da emeğinin karşılığını almıyor tabii. Yani işten gelir sobamı yıkıverir. Hakkını yiyemem. Öğretmen de eşim. Cumartesi pazar nereye gideceğiz? Acaba 5 kuruş para kazanacağız diye. Hep öyle uğraştık. Bir hakkını aldık yani cumartesi. Evet. Hala daha bak 80, 74 yaşında. Bu daha gidiyor. Kendi zeytinlerimiz kendi budayıyor. Ha bak 74 yaşında bizim emekli öğretmen. Bizim köyümüz çalışkan. Tabii canım. Çalışkan. Yani üretmesini bilen, seven, toprağını seven. Çünkü biz vatanımızı seviyoruz. Bak Atatürk deyince herkes böyle bir şeylendi. Burada şahlandı doğru. Onun için neden işte köylümüz efendimiz diyor ya. Evet. Yani hakikaten aynen. Efendi köylü yapmak için. Tabii köylü milletin efendisidir. Ama diyor. Efendi yapmak için gerçekten efendi yapmak için çalışmış. Evet, çalışmış. Yani şu nazilli şeyi falan öyle getiriyor diyor. Diyor ki pamukçu da kazansın. Evet. Burada fabrika kurayım ki, bilmem şeker fabrikası koyayım ki pancarcı da kazansın. Onu öyle düşünmek lazım. Yani efendi demek oy karşılığı olsun diye söylenmiyor. Öyle diyen de var da. Şimdi şeker fabrikaları bitti. PTT'ler bitti. Hmm. Hep özelleşti. Bakalım kendimiz ne zaman özelleşeceğiz onu bilen yok galiba. Andur oraya getirme. Burada biz varız vallahi gel en sonuna kadar mücadele ederiz herhalde. Ama bu köyden başlatırız biz şeyi. Evet, inşallah. Mücadeleyi, kooperatifleşmeyi de burada. Biz de bir şey yapmış oluruz. Evet, burada yani buradan çıktıktan sonra bir konuşalım zaten bence. Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin başkanısınız galiba değil mi? Ben öyle diye duydum. Nerede? Nazilli'de. Yakınsınız buraya. Yakınsınız. Nazilli ne kadar buraya? 17 kilometre. Yakın. 30-40-20 dakikalık araç özelle. 20 dakikada var ya. 5 dakikada var ya. Belki böyle bir şey başlayabilir. Yani özel tabii kooperatifler de olabilir ama onun dışında sadece el emeğinin satışı değil bence daha geniş çapta. Evet, ürün kooperatifi yapmak lazım. İnşallah. O eski tarım kredi kooperatifi dediğiniz gibi. Tarış hatırlıyor musun? Ne yapıyordun? Hatırlıyorum. Tarışı çok pamuk yatırıyorduk. 18-20 ton pamuk yapıyorduk gençliğimizde. Hmm. Devamlı tarış veriyorduk. Tarla geniş olduğu için. Oradan kredi çekiyorduk. Onları ödüyorduk. Deste elime alıyorduk. Her şeyimiz her sene bire tarla alıyorduk. İflas ettik sattık hepsini de. Yerimiz çoktu. Her sene bir tarla alıyorduk pamuk parasını. Hem hayvancılık yapıyorduk hem çiftçilik yapıyorduk. İkişer üçer tane adamla oluyordu yanımızda. Ki o zaman şey yoktu yani o kadar alet yoktu. Şimdi kolaylaştı da hani toplaması kolaylaştı. Şey, zeytini bile kolaydı. 2 kilometre yürüyü giderdik. Sırtımız ekmek. Evet, traktörler yoktu. Eşeğine, beygirle tağla giderdik. Beygirlerle pamuk ara sürerdik. Motor yoktu. Ama bereket o günlerdi yine. Ama şimdi her şey zam. Motorun olsa, araban olsa hayır içine geçecek. Mal satılıyor, bal alınmıyor. Tarla tokat satılıyor şimdi. Öyle. Almak bitti. Neyse ha. Satış yapıyorlar şimdi. İçinden çıkamıyorlar. Orakları kendimiz biçerdik. Ekinler kendimiz biçerdik. Çapılar kendimiz saladık. Şimdi geliyor 5-6 kişi 14 çapas edip gidiyorlar. Sen verdiğin paranla kalıyorsun. Yemesi ne kadar çapanı? 80. Ona yövmeye gidenler, benim gelin sorcusu, oncazım, yıl bir 12 ay, arkasak, ablasına gidiyoruz ama gitsek gidiyorlar. De, yok insanımız yok, çalışanımız yok. Çalışanı yoktu. Gencimiz, biz varız, 7-8-10 kişi. 5-6 kişi bunlar işte o kadar. Ama bundan arkamızda, bizden arkada gelecekler tarlayı, bahçeyi gönlenmiyor. Tamam yövmeye bağlanacak ama, yeri gelecek de bunlar toplatamayacak. Toplamayacak, kalacak. Ağaçta kalacak yani. Giden yok.
Arkadan gelecek olan yetişenlerimiz yapan yok fazla. Millet biler para olsun diyor, aylığınız olsun, biler olsun yalımız diyor. Tarlaya toka diyor, neyle girelim diyor, para yok diyor. bir motora 300 liralık benzin katıyorsun, 2 gün 3 gün kullanıyorsun, ondan sonra bitti. Yapacak bir şey yok yani. Zam geliyor benzine. Öyle. Çiftçi ölü, Türkiye'de de çiftçi ölü. Çiftçinin bağmandan tutup kaldıran yok. Çiftçiye para kazandıran yok. Gençlerin önünü açan yok. Sesimizi duyan yok. Çiftçi ne kadar bağırsa duyacağız şimdi işte sesi. Biraz yüksek ihtimal. Şimdi şöyle ben vereyim sırayla. Sırayla son 5 dakikamız. Ne diyeyim? Sesler. Kime istiyorsan sesler. Ne isteyeyim? Türkiye'miz düzelsin. Başka bir şey istemiyoruz. Siz fazla canlar. Türkiye'de güzelleşecek. Fazla tabii. Canlarımız yanmasın. İşçiler, insanlarımız ayakta kalmak için iş yerleri açılsın. Gençlerimizi ön verelim, yol verelim. Başka diyeceklerim mi burada? Teşekkür ederim. Ben sadece gençlerimiz için, kendim bizim için iş sahalarının açılmasını istiyoruz. Tabii bir de şunu söyleyeceğim. Allah bütün askerlerimizi korusun. Ben şu anda bir asker annesiyim. İnşallah hepsi sağ salamet evlerine kavuşsunlar. İnşallah. Amin. İnşallah askerlerimize Allah anne babalarına erkek hepsinde yardımcısı olsun. Şehit annelerimizin Allah çok yardımcısı olsun. Sabırlar versin herkesin anılarına. Amin. Evlatlarımızın sağ olmasını istiyoruz. Amin. Afiyet ablamız için çok teşekkür ederim buraya. Bu programı düzenlediği için. Sağ olsun, teşekkür ederim. Şule Hanım'ı söyleyeceğiz. Şule Hanım için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim için ben de yarın Dünya Emekçi Kadınlar Günü olduğu için ve bu fırsatı köyümüzde bizlere verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki ayaklarınız sağlık. İlerideki günlerde umarım böyle programlar Türkiye genelinde çok olur. Üreten kadınlarımızın ürettikleri ürünlerinin değerini bir gün anlayacağız. Nitekim son günlerde şehirlerden köylere tekrar göç başladı. Kendimiz üretsek, kendimiz yetiştirsek ve şehirli de bu sayede daha ucuz dese, daha kaliteli ürünler, daha kaliteli besinlerle. Umarım bu bir başlangıç olur. Bundan sonrası için de çok teşekkür ederim. Ayaklarınız sağ olun. Teşekkür ederiz. Bugün borsada gonga vurdular. 8 Mart için biz de burada gonga vurmuş olalım. Buyurun. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum öncelikle. Buradaki arkadaşlarımızın, büyüklerimizin de olmak üzere. Sizin de, Afet ablan da, bu programı hazırlayan, bütün yardımı destek olan herkese teşekkürler ediyorum. Benim amacım sadece arkadaşlarım, bütün herkes yiyece birleşip bir kooperatifleşmek. Benim hayalim bu yani. Sen ürünlerimizi tanıtmak. Sen yapacaksın onu, yapacaksın. Benim için bu. Teşekkür ederim sizlere de. Teşekkür ederim. Sen selam söyle, ne bileyim. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Sağ ol. Ben teşekkür ederim konuştuğunuz için. Sağ olun, ayaklarınız sağlık. Sağ olun, biz bu konuşma fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun, ayaklarınız sağlık. Çok memnun olduk. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Sağ ol, eksik olmayın. Ağırladığınız için beni teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz hepinize. Evet, son söz sağ olun, sizlerle tanıştığımız için Şule Hanım'a çok çok teşekkür ederim. Afet Hanım'a teşekkür ederim. Seslerimizi duyurmaya için buraya kadar geldiniz. Çok memnunum. Anılar ağlamasın. Türkiye'miz ileri gitsin. Diyeceğim bu kadar. Baş bir şey diyemiyorum. Askerlerimize ölmesin. Anılar ağlamasın. Hepiniz sağ olun, var olun. Allah sizden razı olsun. Sesimizi duyuruyorsak ne mutlu bize. Sağ olun. Daha güzel günlerde. Bir dahaki yıl geldiğimize bakarsınız çok daha başarılara imza atacak gibi gözüküyorsunuz. Arkanızdayız her zaman. Daha güzel 8 Mart'larda, daha güzel bayramlarda. Umarım Türkiye'miz güzel olacak. Onun önderliğine öyle olur. İnşallah daha çok güzel olacak. Ne bileceydik böyle konuşmalar, nereden gelecektik? Nereden bileceydik? Biz mağdur kalıyoruz. Benim torunum da televizyoncu da, o oynuyor, oyuncu. O da güzel. Vallahi müthiş, bu köyde yok yani, tam yerine gelmişiz. Köy gelişip duran mı? Oynuyor İstanbul'da. Zıplanıyoruz işte, desteğimiz olmadığı için. Bundan sonra destek var.
Evet, bizden bu kadar efendim. Aydın'ın Karacasu ilçesinin Yenice köyünden bu güzel bayanlarla birlikteydik. Çok güzel bir program oldu. Çok teşekkür ederim katkılarınız için. Bize çok şeyler öğrettiniz. Biz de daha çok çalışacağız. İyi günler efendim. İyi günler. Hoşçakalın. Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler nedir? İstihdamda dağılım nedir? Emperyalizme karşı olmadan Türkçe olmalı yenir. Kadına şiddeti konuşacağız. Grev hakkı elinizden alınabilir mi? Ulusal kanalımızın değerli izleyenleri, Hakkı Yılmaz ile Pınar'ın Kaynağı programında yine sizlerle buluştuk. Bu hafta sizlerden gelen mesajlar, sorular ve yoksulluğun giderilmesiyle ilgili konularla devam edeceğiz. Soralım, öğrenelim ki Allah'la aldatılanlardan olmayalım. Şimdi değerli Hakkı Yılmaz, öyle ki sürekli bizim sorularımızda, mesajlarımızda hep Kur'an'a değiniyorsunuz. Bunların kaynağından bizi besleniyorsunuz. Sağ olun. Ve Allah'la aldatılmamıza engel oluyorsunuz. O konudan size teşekkür ederiz. Böyle mesajlar var. O mesajları da okumak istiyorum. Evet. İzninizle. Teşekkür Şimdi, ederim. Şimdi Hirice Elezi adlı evet. izleyenimizin bir mesajı var. Diyor ki, ne mutlu size Türk kardeşlerim ki böyle bilgin insanlarınız var ama ne yazık ki hiç kıymetini bilmiyorsunuz. Helal olsun size hocam. Umarım tez vakitte herkes bunu anlar. Diye böyle bir mesajı var bu kardeşimizin. Evet, çok teşekkür ederim. Önce de değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Bu kardeşimize de tabii teşekkür ediyoruz. Şimdi biz burada bir iman borcunu yerine getiriyoruz. Onun için biz sağlam kulpla hareket ediyoruz. Biz Allah'ın izniyle sağlam kulfa yapıştık. Ve dostlara, izleyicilere de o sağlam kulfa yapışmalarını onunla hareket etmelerini onlardan bekliyoruz. Onları da onlara öneriyoruz. Teşekkür ederiz. İltifat etmişler. Sağ olsun. Yine Sibel Özdemir izleyenimizin bir mesajı var. Onu da okumak istiyorum. Buyurun. Teşekkürler Ulusal Kanal. Evet. Teşekkürler Pınar'ın Kaynağı'ndan. O zaman sizin ilk Kur'an'dan aktardığınız ayetler ışığında Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Şeyhler, Dervişler, Müritler ülkesi olamaz sözü tamamen Kur'an'ı. Diyanet İşleri Başkanlığı da Kur'ansal bir kuruluş. Bu tür çarpık yapılanmaların önüne geçmek için dil bilimcilerin her an Kur'an'a çalışıp topluma doğru yolu göstermek başlıca görevi olmalı. Bunda tıpkı sizin gibi, sizin yaptığınız gibi Kur'an ayetleriyle açıklamalı. İnsanların birebir Kur'an okuyup araştırıp incelemelerini istemeli. Çünkü Kur'an arındırıyor. Bunu da ancak gerçekten Kur'an'ı anlayan, içselleştirenler kavrayabilir. Kurtuluş Kur'an'da, kurtuluş bilimsel çalışmada. Tıpkı Atatürk'ün yaptığı gibi Atatürk boşu boşuna Kur'an'ı Türkçe'ye çevirtmemiş. Gerçek İslam dininin yaşandığı bir ülkede refah, huzur, bereket olur, bolluk olur, fakirlik olmaz. Müslüman olmayan ülkelerden buralara kaçış olması gerekirken tam tersi oluyor. İnsanlar bunu bir düşünsün, Kur'an'ı okuyup araştırıp incelesinler. Oldukça detaylı. Hem izleyenlerimiz de evet. bilgilendirici evet. bir mesaj yazmış evet. Sibel Özdemir. Şimdi bu kardeşimize ceketimi ilikleyerek selam ve saygılarımı iletiyorum. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Ve bu görüşlerini sadece bizim kurumsal kanala yazmış, hayatı boyunca herkesle paylaşmasını temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum.
Evet. Aynı şekilde ona, biz de. Ona ne denir ki yani? Evet. Saygı evet. duymaktan öte evet, evet. hiçbir şey yok. Evet. Allah selamet versin ki yalnız değiliz. Bu şekilde, bu anlayışta, bu görüşe gelmiş demek ki çok kardeşlerimiz var. Bu da bunlardan biri. Tabii bu mesajlar da bizleri daha böyle özverili çalışmaya itiyor. Tabii. Daha mutlu kılıyor. Tabii. Mecbur. Evet. Mecbur. Yine Metin Akbaş adlı izleyenimizin bir mesajı var. Evet, buyurun. Değerli Hakkı Yılmaz, öncelikle sizi ve Sayın Halilay Beyefendi saygılarımla selamlıyorum. Ulusal kanalda yaptığınız güzel programları büyük bir beğeniyle izlemekteyim. Anlattıklarınız çok faydalı oluyor. Bizler artık neyin doğru, neyin eğri olduğunu, anlaşılmasın diye yaptıkları bozumu yıkıp Kur'an'dan öğreniyoruz. Çatlak seslere karşı sizi yalnız bırakmayacak. Gerekirse canım pahasına hep yanınızda duracağım. Bu ülkenin namuslu insanları en az namussuzlar kadar cesur olduğunu biliyoruz. Bizler değil, kötüler, fitneciler korksun. Sağ olun, var olun. Evet, çok teşekkür ediyoruz bu kardeşimize de. Şimdi Allah razı olsun. İşte şöyle bir şey ifade edeyim ben burada. Yani onu da net olarak söyleyeyim. Bir Müslüman, kim olursa olsun, kimsenin arkasına düşmez. Bir Müslüman kimseyi de arkasına takmaz. Bu herkese bir mesaj olsun. Müslümanlar saf halinde, saf tutar. Önlerinde tek imam vardır. Bir imamın arkasında saf tutar. Onun adı İmam-ı Mübin'dir. Onun adı Kur'an'dır. Evet, Müslümanlar kişilerin, kurumların arkasına düşmezler. Onları da arkasına düşmezler. Onlar Kur'an'ın arkasında saf tutarlar. Çok müthiş bir şey bu. Tamam. Evet. Öyle. Bütün Müslümanlar kendi bünyelerinde, özlerinde bunu bu şekilde şey yapsınlar. Falanın ittiba etmeyin, falanı izlemeyin, filanı izlemeyin. Böyle Kur'an'da, bak Kur'an'da yüzlerce ayet vardır. Falanı izlemeyin, izlemeyin, izlemeyin. Bu izlemek ne demek? İttiba. Evet. Bak şimdi. Mesela şöyle arz edeyim ben size. Peygamber'e sağlığında özellikle Hristiyan kaynaklı menşeli insanlar, bilginler geldiler. Bu olay Ali İmran suresindedir. Onlar kendi yaptıklarını, yaşantılarını Allah'ı sevdiklerinden dolayı öyle söylemişlerdi. Onlara da Cenab-ı Hak cevap verdirdi. Peygamber yani onların kültürüyle, şuyla, buyla ilgili bilgisi olmadığından dolayı onlara madem ki Allah'ı çok seviyorsunuz, kul de ki اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِي. O zaman eğer ki, bakın eğer ki Allah'ı seviyorsanız ve bunları yaptıklarınızı da Allah'ı sevdik diye, seviyoruz diye yapıyorsanız bana uyacaksınız. Bana uyun ki yuhbibkumullah, Allah sizi sevsin ve sizi bağışlasın ayetin devamı var. Burada peygambere diyor ki beni izleyin diyor. Peygamber ne yapardı? Da onu izleyeceğiz. Peygamber de diye başlayan veyahut da kendi açıklamalarından in ettebi'u illa ma yuha ileyye. Ben sadece ve sadece bana vahyolana uyuyorum, onu izliyorum. İtibar demek, iz takip etmek demek. Evet. Bir karda yani önden birisi çığır açar, onun arkasından gitme. Peygamber nereden gidiyordu? Kur'an'ın açtığı yoldan gidiyordu, öyle mi? Sen de peygambere uyacaksın. Bunun anlamı ne? Peygamber hangi yoldan geçtiyse sen de o yoldan geçeceksin. Onun için mümin kardeşlerimize her zaman söylüyoruz. Tek şey Kur'an'ın arkasında müminlerin saf tutması, kenetlenmesidir. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Kişisel olarak bir beklentimiz hiçbir zaman olmaz. Onu söyleyeyim, maddi ve manevi. Kur'an'ı öğrensinler. Çevrelerine de Kur'ani hakikatleri anlasınlar. Pınar'dan ne geliyorsa
Oldu. Onu içirsinler, onu içsinler. Pınar, pınar, pınar. Tamam, pınarın kaynağı. Pınarımız Kur'an. Öyle. Kardeşimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Yine Ayşe Koçar izleyenimizin bir sorusu var. Hocam, ben askeri ücretle çalışıyorum. Evlenecek iki çocuğum var. Doktora bile gittiğimizde ameliyat olabilmek için ağızlarını doldurup para istiyorlar. Artık gerisini siz düşünün. Ne yapalım biz bu durumda? Evet. Kısa öz. Şimdi teşekkür ederim. Bu kardeşimizin konusuyla ilgili biz havayici asliye noktasıyla ilgili onu söyleyeyim. Daha önce programımız oldu. İnşallah onu izlemiştir veyahut da izleyecektir. Şimdi tabii daha onu izlemediğinden herhalde bu noktaya geldi. Bu kardeşimizin anlattığı ekonomik durumda olan kardeşlerimizin herhangi bir kendi durumu, sadaka verme, vergi verme durumu falan İslami ölçülerde söz konusu değil. Üstelik devlet ve millet daha evvelki dediğimiz şeylerle bu kardeşimizi o darlıktan kurtaracak, yoksulluktan kurtaracak adımları atması, gerekli ortamları sağlaması gerekir. Evet. Şimdi kardeşimizin durumunun sorumlusu bizleriz, çevre. Başta devletimiz, milletimiz, milletimizin fertleri. Onu burada belirtmiş olayım. Yani kardeşimize hani o daha önce sadakadan vesaire bahsettik ya. Hı hı. Onlarla yükümlü olmadığı gibi o kardeşimizi de o durumdan kurtarmak zorunluluğu vardır. Bunun da kimlere ait olduğunu daha önce anlattık. Bu herhalde o cevapları oradan ayrıntılı olarak kardeşimiz alacaktır. Peki yine Faruk Ceyhan adlı bir izleyenimizden bir soru var. Buyur. Sayın yönetim, Hakkı Bey'e bir sorum olacak. Lütfen ulaştırır mısınız? Tur suresi 32'de ahlam kelimesi akıl diye çevrilmiş. Başka ayetlerde de hayal diye çevrilmiş. Allah Tur 32'de aklı eleştiriyor. Anlıyorum. Yardımcı olur musunuz? Sözcüğün tekili hilm. Halil Bey lütfen iletir misiniz? Hakkı abi Allah razı olsun sizden de Hakkı abiden de diye de vurgu yapmış. Teşekkür ederim. Şimdi Kur'an'ı doğru anlama noktasında gayret eden tüm kardeşlerimizi bu kardeşimizin şahsında tebrik ederim. Yani her Müslüman inandığını yani Kur'an'ın her ayetini sorgulamalıdır. Bak her ayetini sorgulamalıdır. Niye diyecek olursan bunu önce bu yadırgandı böyle şey olarak. Çünkü Allah bizatihi kendisi kitabının sorgulanmasını ister. Allah kesinlikle sorgulamadan, araştırmadan, tatmin olmadan inanmayı istemez. Öyle bir iman yok. Şimdi genelde değerli Yılmaz, şimdi bu vurgu da çok önemli. Sizin evet. Bu yaptığınız vurgu. Çünkü genelde şöyle bir hava var. Diyorlar ki Kur'an, din, gelenler tabudur. Tabular eleştirilemez, sorgulanamaz. Şimdi siz tam tersini söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki sorgulanmak Allah'ın emridir. Evet. Kur'an'ı sorgulanmadan olmaz. Allah'ın kendisini sorgulamak. Bakın Allah'ın Özellikle Allah'ın kendisini. Allah'ın kitabını, Kur'an'ı sorgulamak, peygamberini sorgulamak her akıllı insanın görevidir. İslam'da tabu olacaksa bu tabudur. Sorgulama tabusu vardır. Tamam mı? Tek tabu sorgulama. Tek tabu sorgulama. Ben bunu başka yerde akıl kullanmasın. Allah'ın tek tabusu vardır. Akıl kullanmayı şey yapamazsın. Tartışamazsın. Akıl kullanılacaktır. İslam'ın öngördüğü budur. Onun için bu kardeşlerimizin bu tip şeyleri Kur'an'ı doğru anlama, İslam'ı doğru yaşama açısından gösterdikleri her çabayı takdire şayan buluyorum. Sağ olsunlar. Yani bunu açıkça belirteyim. Şimdi kardeşimiz çok ince bir noktaya temas etmiş.
Kur'an'da genellikle ahlam sözcüğü vardır. Ahlam. Ahlam sözcüğü belirli geçtiği yerlerde rüyalar olarak geçer. Bazı yerlerde de akıl, bazı yerlerde sabır olarak gibi çevrildiğinden bahsediyor. Ki özellikle de zannedersem bizim çeviriyi konu ediyor. Başka türlü sormazdı. Bize sorduğuna göre bizim çevirileri özellikle Tur suresinin 32. ayetindeki ahlamuhum sözcüğünü dikkate alıyor. Biz bunlardan, bu tip şeylerden çok bize iletilmesinden çok memnun oluruz. Şeref duyarız. Önce bunu söyleyeyim. Ve bu vesileyle de bazı gerçekleri de aydınlatmış oluruz. Şu arasında bir şey daha söyleyeyim ben burada. Şimdi yıllardır biz Kur'an ile ortaya çıktığımızdan dolayı bizim karşımıza kimse sağlam bir delille, sağlam bir kanaatla çıkmadı. Hep dedikodu falan tarzıyla şeyler yaparlar. Mesela bu hafta birisi bir video yollamış. Videonun başlığını adam atmış. Hakkı Yılmaz'a reddiye. Aynen böyle. Şimdi adam anlatıyor. Reddiye yapıyor. Bir böyle bir ortamda, mescit gibi bir yerde sarığı var, cübbesi var, sakalı var falan. Kendine benzer de orada 40-50 kişi var görünürde videoda. Konu Hakkı Yılmaz'a reddiye. Adam diyor ki, bak şimdi reddiyeye bak yani. Adam dine inanmıyor, adam Kur'an'a inanmıyor, Allah ayetleri kabul etmiyor. Onun videolarını izlemeyin, sakın ha sakın sitesine bir şeyini de tıklamayın diyor. Reddiye buymuş. Bakın. Buna reddiye diyor adam. Ya Hakkı Yılmaz falan ayeti yanlış yaptı. Filan ayete uydurma yaptı. Ayeti çarpıttı falan filan. Eline kalem al. Karşılığında bir yalan ara, bir yanlış ara falan tarzında bir gayret göster. Bize Kur'an çalışmalarımızda eksiğimizi gösteren, hatamızı gösteren, yanlışımızı gösteren adamların gider... Uzakta da olsa ellerini, ayaklarını öperiz. Bundan şeref duyarız. Bakın şimdi buyurun. Öyleyse burada ben ilan ediyorum. Bakın bütün dünyaya ilan ediyorum. Yazdıklarımız ortada. Yazdıklarımızla ilgili herhangi bir hata, eksik gören kardeşlerimiz, tamam mı? İyi niyetle olsa da, kötü niyetle olsa da bize iletsinler onları. Bak, eğer eksiğimiz, yediğimiz varsa... Biz bunları doğrulturuz, tamamlarız. Hatta arkadaşımızın bir tanesi şöyle bir şey yaptı. Sürekli baskılarda güncelleme yapıyorsunuz. Şöyle bir bakıyoruz da Hakkı Yılmaz'ın, Hakkı Yılmaz'dan başka eleştirmeni de yok dedi diyorlar. Bunu biliyorsunuz. Bunlar yazılıyor, çiziliyor. Evet. Çünkü devamlı eksiğimizi kendimiz bulmaya şey yapıyoruz ki gönül ister ki bu eksik bulmada Müslüman kardeşlerimizin de katkısı olsun. Bunu da belirteyim. Reddiye yazarsın, şu kelime yanlış yazılmıştır, şu kaynağa göre, bu kaynağa göre bu böyle değildir dersin, reddedersin. Ama yapılması gereken bunu dinlemeyin, tamam mı? Sakın ha sakın izlemeyin, kitabını okumayın, o internet sitesindeki videolarına sakın tıklamayın diye reddiye olmaz. Bu nedir? Bu tip şeyler. Ahmak oradaki koyunları korumaya yönelik. Çünkü onlar Kur'an'ı hakikatleri duyarsa, buradaki kardeşlerimizin anlattığı gibi belki uyanırlar. O zaman da gelir kaynakları kapanacak. Dediniz ya başlarken konuşmanıza bir soru üzerine. Kimseyi peşime takmam, kimsenin de peşine takılmam. Tamam, aynı safta buluşuruz. Tamam, saf. Kur'an'ı mübindir imamımız. Bizim şeyimiz bu. Bunun üzerine söz olmaz tamam, zaten. Bizim şeyimiz bu. Evet. Tamam. Bunu çok tekrarladım. Burada da versin. Şimdi bu kardeşimizin sorusunun cevabını alalım. Şimdi buyurduğu gibi kardeşimizin Tur suresinin 32. ayetinde em te'mruhum ahlamuhum bihaza ifadesi var. Yoksa ya da bunu onların akılları mı emrediyor diye bir ifade var. Biz burada ahlamuhumu akılları diye çevirdik. Bu bir. Şimdi buradaki sözcük ahlam, ahlam bir çoğul sözcüktür. Çoğul. Şimdi biliyorsunuz. Şimdi bunun ahlam neyin çoğulu dediğimiz zaman
Bak işi karıştıracağız şimdi. Ahlam neyin çoğulu? Şimdi şöyle söyleyeyim ben buna. Uzun açıklama yapayım ki bütün herkes Kur'ani çalışmalar nasıl olmuş, nasıl oluyor bilsinler. Araplarda ha harfi, lem harfi, mim harfli'den oluşmuş bir kök vardır. Evet. Üçlü. Üçlü bir kök vardır. Ha, le, me. Evet. Şimdi bunu harekeleme noktasına gelirsek, yani bunlara ses vereceğiz. Evet. Ha harfine, lem harfine, mime gelecek olursak, Arap bedevisi ilk şey yaptığı zaman bu üç harften üç tane ayrı fiil üretmiştir. Bak, üç tane ayrı fiil üretmiştir. Şimdi onları anlatayım. Birincisi bu fiilin, buna Arap gramerinde birinci bab diyoruz. Okunuşu haleme yahlumu. Haleme yahlumu diye. Bunun mastarı hulumdur. Hulum. Bir, hulum. Ve hulumun tekil çoğulu da ahlam gelir. Çoğulu da ahlam gelir. Hulumun anlamı uykuda görme demektir. Rüya demektir. Ve hatta bazı özelleştirip de bunu uykuda cinsel içerikli rüya görmek diye de böyle farklılıkları var. Bir. Birinci bab, haleme, yahlumu birinci bab. Evet. Anlamı bunun rüya dedik. Onu bir kenara koyduk. Şimdi bir ikinci fiil üretmiş. Bu haleme'den. O da beşinci bab. O da nedir? Halüme yahlümü. Şimdi bunun, bak, halüme yahlümünün masları da hılimdir. Hılim. Hılm. Evet. Yani ha harfini ı ile okutulan, evet, bir şekli vardır. Halüme yahlümü. Bunun anlamı ise, bakın şimdi, akıl, sabur, çok sabırlı olma, vakar. Yani bir konuda yavaş yavaş teennili, aceleye getirmeden davranma demektir bunun anlamı da. Bunun masları hılimdir, enteresandır. Hılimin çoğulu da, çoğul yaptığımız zaman yine ahlamdır. Yine ahlam oldu. Yine ahlamdır. Şimdi bir şey daha var. Şimdi Arap sadece bununla kalmamış. Bir de dördüncü baptan fiil üretmiş bu. Aynı harflerle bak. Onun şeyi de halime yahlemu. Dördüncü baptan. Onun masları da halemen. Hulümdü, hılimdi, bir de halem. Halem. Şimdi halemin çoğulu ne? Yine ahlam. Yine ahlam. Yine ahlam. Peki bunun anlamı ne? Buradaki anlam ne? Bu da deriyi helak etme, deri işleme. Ham deri var ya, koyun deri, onu köseli haline getirme, sahtiyeli haline getirme. Bunun anlamı da bu. Şimdi bunu Kur'an'ı bilmeyen, bu ayrıntıları bilmeyen kişiler şimdi ettemuruhum ahlamuhum bihaza dediği zaman ahlama gel bakalım şimdi ne anlama verecekler. Onun rüyaları, hayalleri mi bunu emrediyor? Anlam diyebilir. Diyebilir. Bak şimdi. Veyahut da onun akılları, sabırlı davranışı, hilimleri, hilim işleyicisi biraz sonra, onlar mı bunu emrediyor, anlamını verebiliyor? Veyahut da onların hani deri işlemeciliği, işlemeleri mi bunu emrediyor gibi anlamlar çıkarılır. Şimdi burada ne oldu? Ahlam sözcüğü çok anlamlılığa geldi. Müteşabih oldu bak. Evet. Şimdi sesleşe girdi yani. Şimdi sesleşti orada. Evet, sesleşti. Tamam. Üç tane ayrı sözcüğün çoğulu sesleş halde tek kalıpta geldi. Öyleyse hani biz bunları çok anlattık. İsmi zaman, ismi mekanla ismi aletin çoğulları aynı kalıpla gelir. Bu bir. İsmi zaman, ismi mekan bazen şey yaparız, ikisinin kalıbı aynıdır. Öyle söyleyeyim. Hatta şöyle bir şey var.
melek sözcüğünü ele alalım, değil mi? Evet, evet. Elekten, mülkten gelen sözcükler melekte, melaikede aynı şey içerisinde, kalıp içerisinde zikredilir. Çok anlamlılık oluşur. Evet. Burada akıllı bilgiyi devreye sokmak lazım. Şimdi şunu da belirteyim. Bu Kur'an Allah'ça gelmedi. Bu Kur'an Arapça indi. Arap dili üzerine, Arap dilindeki mevcut olan sözcükler ve Arap dilinin mevcut grameri üzerine geldi. Başka bir yere çıkamazsın. Sıkça vurgu var zaten. Kur'an'da bunu söylüyor. Bu Allahça değildir, Arapçadır. Öyleyse burada Arapça şeyini tam tekmil aktaracaksın. Şimdi burada söz akısı içerisinde bunu yapacaksın. Bilginle yapacaksın. Bu bilgiyle nasıl yapıyordun? Onu da söyleyeyim. Kur'an'a baktığımız zaman Allah peşinen bize Kur'an'ın ayetlerinin bu nedenlerle dolayı sözcük, dil özelliğinden dolayı müteşabih olduğunu, birbirine benzeyen sözcüklerin, anlamların varlığını bildirir mi? Bildir. Ona saygı duyacaksın. Öyleyse buradaki mantığı nasıl çözeceğim diye şey yaptığın zaman ben burada bu sözcüğü bak şimdi halemen sözcüğünden mi alayım? Hilim sözcüğünden mi alayım? Hulüm sözcüğünden mi alayım? Karar verecek burada. Karar vereceksin. Bunları bileceksin. Bundan çıkar sağlayacaksın. Şimdi bu sözcüğün mesela ne demiştim? Birinci baptan haleme yahlümü. Ben masları hilimdi. Hilimin anlamı neydi? Uykuda görme. Pardon. Yok. Haleme yahlümünün şeyi hulüm. Rüya. Rüya. Hulüm. Ve özellikle de hani bir şey daha var. Hani cinsel içerikli rüya olduğunu ama mutlak rüya anlamı olduğu şeydi. Biz burada şimdi bunu 5. baba getirelim. O bize uymaz. Neden uymaz onu da şey yapacağım. Şimdi hilime geleceğiz. Hilim 5. babın halüme yahlümünün mastarıdır. Onun anlamı neydi? Akıl, çok sabırlı olma, teennili davranma. Mesela suçluları anında sorgulamanın şüphesi cezalandırmama. Yani daha ağır davranma. Halim. Biz Türkçe'de de bu sözcüğü kullanırız. Halim Selim deriz. Evet. Değil mi? Evet. Halim Selim diye bu Türkçenin hilim kökünden gelmesinin Halim Selim deriz. Gayet akıllı ve sağlam demek. Türkçe'de de kullanırız. Halim Selim ifadesi şey yani Türk Dil Kurumu'na falan bakacak olursa evet. Arapça kökenli şu anlamdadır diye orada yazar. Genelde zaten Kur'an'da da tamlamalı çok kullanımı var. Tabii. Şimdi burada bir şey daha anlatayım. Bu hilim kökünden gelme bir de halim ifadesi vardır. El halim. Evet. El halim Allah'ın ismidir. Evet. Esma-ı Hüsna'dandır. Evet. El halim. Şimdi bu sözcüğü hani rüya, hayal anlamına geçecek olursan el halimin anlamı ne olur? Oraya getirecek olursak biraz fikir yürütelim. Değil mi? Allah nasıl bir Allah? İyi rüya gören Allah. İyi tamam. İyi hayal kuran Allah yani. Anlamı verirsiniz. Ki bakın Esma-ı Hüsna'dan yani yumuşakların Allah bakın ben adres vereceğim. Allah'ın halimliğine dair. Bakara 225, 235, 263. Ali İmran 155, Nisa 12, Maide 101, Haç 59, Tevabül 17, İsra 44, Ahzab 51, Fatır 41. Burada Allah'ın sıfatı olarak geçer. Eğer ki bunu hulumdan getirirsen ne olur? Allah gafurdur, halimdir değil mi? İyi rüya görür Allah falan filan gibi anlamlar çıkar. Veyahut da öteki şeye halemene getirirsek iyi yani şeyi tabaklar, deri işler falan filan o anlamını şey yaparız. Bunlar Allah'ın hani ne diyeceğiz? Münezzeh olduğu. Tabii. Sübhan olduğu noktalardır. Şimdi aynı zamanda sadece Allah'ta mı kullanılır? Yok. Her olgun, tamam mı? Her yumuşak başlı, yumuşak davranan buna yani ki bu halim akıllı insanların şiarıdır diye belirtiliyor. Akıllı adamların şiarı olan yumuşak davranma. Bu nedir? Bunu bak Tevbe 114'te, Hud 75'te İbrahim peygambere de. Evet. Halim dendiğini görüyoruz. Doğrudur. Bak şimdi Hud 87'de de Şuayb peygambere de evet. Halim sıfatının verildiğini görüyoruz. Ve şimdi
Saffat 101'de de İbrahim peygambere vaat edilen müjde olarak söylenen doğacak evladın da halim birisinin olacağı söyleniyor. Evet. Şimdi öyleyse burada yani bizim başkalarının hayal deyip bilmem ne yaptığını şey yapıp biz hilim maslarından ahlamuhumu çoğul olarak ele aldık. Çoğul olarak ele aldık. Ve bu anlamlardan dolayı da halüme yahlumu yani 5. babın maslarının çoğulu olarak değerlendirdik. Bu bilgileri de teknik olarak belki çoğu arkadaşlarımızın hani bu konularda ne gereği vardı falan filan hani şeyleri olabilir ama herhalde yani biz Kur'an üzerinde ne kadar hassasiyet gösterdiğimizi ifade etmek açısından yararlı olacağı kanaatindeyim. Aynen aynen katılıyorum. Zaten Ali İmran 7'de biliyorsunuz muhkem ve müteşabihten söz ederken müteşabihi hani bazı yerlerde Allah'tan başka kimse bilmez derler ama o noktalamadan kaynaklı olarak ilimde ileri derecede tabii. Olanlar bilir. Bu ilim meselesi. Bak bu ilim meselesi. Evet. Bunu her zaman çok örnek çok. Verdim yani. Evet. Burada konu dille ilgiliyse dil bilginleri. Evet. Evet. Şimdi evet. Hatta bir anımı anlatayım şöyle. Bu konu iyi şey yapsın. Burada şimdi çok değerli izleyicilerim çok iyi dikkat etsinler. Bu Musaf üzerinde bakın Kur'an üzerinde değil. Buyurduğun o Ali İmran 7. ayette var ya ve ma ya'lemu tevilehu illallahu ve rasihun diye bir şey var. Şimdi burada Kur'an'a sonradan hareke koyanlar bir de secavent dediğimiz durak işaretlerini koyan adamlar tamam mı? Ve ma ya'lemu tevilehu illallah demişler. Oraya bir tı yapmışlar. Orada durdurtururlar. Cümleyi bitirirler. Verrasihune yeni bir cümle olarak başlatırlar. Ve böylece verrasih ve şey ve ma ya'lemu tevilehu illallah dediğin zaman Kur'an'daki müteşabih ayetlerin tevilini ancak ve ancak Allah bilir anlamı çıkıyor. O anlam çıkıyor evet. Tamam. Şimdi bu bir. Allah şöyle açıklayayım net. Allah bir kitap yollamış. Ve diyor ki bu kitaptaki ayetler, kitabın ayetleri, cümlelerinin bir takımı muhkemdir, bir takımı da müteşabihtir. Ama bu müteşabih ayetleri var ya Allah'tan başka kimse tevil edemez. Ya akıllı adam çıksa Allah böyle dedi niye yolluyorsun be arkadaş bu kitabı, o cümleleri bana niye veriyorsun? Anlamayacağım, tevil edemeyeceğim şeyler ya. Bana niye yolluyorsun ki sen? Değil mi? Hı hı. Senin derdin ne yani? Bana işkence çektirir mi? Yoksa ben bunu anlamayacaksam o ayetleri at kitabından dışarı. At. Uğraştırma beni. Denmez mi? Diyebilir. Aklın işitten sonra. Bunu oraya koyan adam bunun yüzünden deniyor. Öyle düşünülüyor. Kitabı inceleyenlerin çoğu da bu gerçek bunu şey yap. Halbuki durak koyacak mısın? Koy oraya. Bunu ancak bilir ve rasihun ve uzmanlar bilir. Ki öyle. Bir şimdi örnek şey yapayım. Birisi bunu kafaya takmış. Mail haline yazıyor. Hocam işte şeyin tevilini, işte müteşabih ayetlerin tevilini sadece Allah mı bilir orada dediği gibi. Ve ben dedim ki niye sadece Allah bilsin ki? Allah bizim bilmeyeceğimiz şeyi, anlamayacağımız şeyi bize yollamaz. Onu önce bir bileceksin. Onun arkasından da mesela dedim burada ben sana bir şey yapayım. Kendisinin de doktor olduğunu söylemişti. Sadece doktor olduğunu. Bir örnek verdim. Der ki mesela hayız ayetinde eşlerinizde hayızlı dönemlerinde, aybaşılı dönemlerde cinsel ilişkiye girmeyin ezadır der. Evet. Eza sözcüğü. Ben doktora dedim ki bak burada eza diyor. Bu ezadan insanlar çok şey anlayabilir. Ne anlar? Normal olarak acı anlar. Öyle değil mi? Tiksinti anlar. Enfeksiyon anlar. Vesaire vesaire. Böyle 5-6 tane kendi aklıma göre. Uzun uzman değiliz yani. Bunlar sıralanabilir dedim. Madem doktorsunuz dedim. Bak burada 4-5 tane anlam çıkacağına göre dedim. Bu müteşabih sözcük geldi şimdi. Bunun hangisinin anlamının tercih edileceğini siz bana yazacaksınız. Ben sizden öğreneceğim. Bunun alimi sizsin.
Bunun uzmanı sizin alim şeyinde. Ve adam resmen dedi ki orada enfeksiyon dedi. Ben mikrobiyoloji uzmanıyım dedi. Ne bitti olay bak işte. Tamam mı? Belki de bir psikoloğa götürseydik o belki de derdi ki tiksinti diyebilirdi. Onun açıdan da öyle diyebilirdi. O da diyebilir. O da diyebilirdi. Sonra şunu da söyleyeyim burada. Tevil yorum değildir. Ve mâ ye'lemu tevîlehu illallah. Tevili de burada söyleyivereyim. Belki şimdiye kadar hiç söylemek nasip çok olmadı. Evet, onu söyleyeyim. Evet. Böyle bir yerde çok anlamlılık söz konusu olduğu zaman o zaman tevil gerekir. Tevil şu demek, bak tevil yorum demek değildir lügatlara yazdıkları. Tevil ilkleme, birincileme demektir. Tevil evvel ilkinden mastardır. Evvele yüevilü tevil diye gelir. Tevil üç tane dört tane şey geldi değil mi? Birinci sıraya şunu, ikinci sıraya şunu, üçüncü sıraya. İşte az önceki ahlamda yaptığınız gibi sizin. Tamam, bunun birini birinci sıraya alacaksın. İşte tevil bu. Tevil ilkleme demek. Birincisi burada üç tane şey çıkıyor ya. Benim bana göre birinci bu demenin adı tevildir. Evet. Onu genelde da, bu konuda da çok kalpazanlık yapılıyor. Diyorlar ki işte bu yorum falancanın yorumu filancanın yorumu. Bak şimdi müteşabih ayetler yorum olmaz. Evet. Tevil olur. Müteşabih şeylerde yoruma gittiğin zaman bu kafaya göre olur. Evet. Tevilde mutlak surette sözcüğün tevil edeceğin yani ilkin birinci sıraya alacağın sözcük lügatlarda ama hakikat anlamıyla ama da mecaz anlamlarıyla lügatlarda var olacak. Evet. Herkes tarafından bilinen olacak. Lügatlarda var evet. Olunca tabii herkesin gördüğü, bildiği evet. Şeyler. Evet. Şimdi şöyle anlatayım. Burada biz Hilmi şey yaparken oradaki ahlamı hilimden geldi. Hı hı. Halimlikten geldi. Öyle diyeyim yani. Hı hı. Ağırbaşlılıktan, akıl kullanmaktan, akıldan geldi diye söyledik değil mi? Ama tüm lügatlara baksınlar. Lisanul Arap olur. Bak şimdi lügat lisan olur, tac olur, kamus olur, kitabul ayn olur. Yani hem şeylere hem de yani ulaşabildikleri Arapça lügatların hepsinde bu vardır. Hulüme baksınlar, haleme baksınlar, hilime baksınlar. Ve ondan sonra buldular değil mi? Ondan sonra da benim yaptığım gibi. Tevil yapsınlar. Ötekileri bir baktık Allah'a uymuyor. Tamam mı? Allah'a rüya, çok iyi rüya gören Allah olmuyor. Çok sahtiyen üreten Allah olmuyor. Öyleyse akıllı davranan, teennili davranan nasıldı? Evet. Hani bir ayette vardı şimdi Pınar'ın kaynağında ne vardı? Sakın, sakın. Ve la tahsebennellâhe gâfilen emmâ yâmelü zalimin. Zalimlerin yaptığından Allah'ı duyarsız sanma. İnnemâ yuâhırhum liyevmin teşkasuh fîl ebsar. Onu falan güne erteliyor. İşte teenni bu. Evet. Teenni bu. Bu teenni, bu halim sıfatı bugün için nedir biliyor musun siyasi hayatta? Detayına girmeyeyim, konuyu kapatalım. İngiliz siyaseti. İngilizler bu ayetle hareket evet. Eder siyasette. Evet. Tamam mı? Evet. Onu da burada belirtmiş olayım. Çok sağ evet. Olun. Şimdi bir de yangın 724 rümuzlu evet. İzleyenimizin bir sorusu var. Şimdi bu soruda diyor ki Sayın hocamıza lütfen bize zekatın Türkçe karşılığını evet. Ve devletin zekat memurları ne anlama geliyor? Evet. Bu hemen arkasından yine bununla bağlantılı olarak tekrar bir daha yazmış. Bugün devletin aldığı vergiler zekat yerine geçer mi? Evet. Şimdi teşekkür ederim. Birinci mesele şöyle söyleyeyim. Zekatla ilgili inşallah bundan sonraki programlarımızda yine ne diyeceğiz? Yoksulluğun yok edilmesinin çareleri babında geniş açıklamalarda evet. Bulunacağız şimdi. Ama öz olarak şunu söyleyeyim burada. Zekat nedir mahiyetini sonra bırakalım. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Bugünkü devlete karşı verdiğimiz vergiler zekat değildir. Hem özü itibariyle hem harcaması masrafı ilgili o zekat değildir. Bu bir. Ve İslam'da da zekat memurları diye bir memurluk sistemi yoktur.
bizim verdiğimiz şeyler, devlete verdiklerimiz sadaka, kamu geliri babından, hani onları bundan evvelki şeylerde açıklamadık. Bir de sadakanın veriliş şeylerinde memurlar vardır, kamu görevlileri vardır. O da onlara verilir. Zekatla ilgili bir şey değil. Zekat çok özel bir meseledir. Evet. Şimdi özü itibariyle de harcaması itibariyle de zekat farklı bir şeydir. Detaylı incelenmesi lazım. Evet. Ve zekatta mesela 40'ta 1, 40'ta 1 diye bir şey söz konusu değil. Sadakada şey vardı, biliyorsunuz, havaici asliyeden sonra olursa sadakaya tabiydi, vergiye tabiydi. Zekatta öyle bir şey söz konusu değil. Zekat alınmaz. Yani evet. Devlet, kamu, belediye falan filan kimsenin zekatını alamaz. Zekat verilir. Evet. Kim verir? İmanı olanlar iman borcu olarak verir. Onları uzun şey yapacağız. Zekatta da bir şey yok. Zekat verim hani 40'ta 1, 40'ta 1 o Müslümanlıkta da İslam dinle alakası yok. O müşriklerin uygulamasıydı. Öz olarak burada bunu söyleyelim. O kardeşimiz de yani ilerideki zekat açıklamalarımızı inşallah can kulağıyla dinler. Onun detayını mutlaka onu bekleyecektir yani. Evet, onu daha beklesin. Detaylı şey ona yapacağız. Özel yani onu özel konu olarak açacağız. Peki. Evet, şimdi kardeşim. Değerli Akı Yılmaz, bu yoksulluğu giderecek Pınar'ın kaynağından çözümlerden söz ederken sadakadan söz etmiştik. İnfak, bir de infak kavramı var. Bu da genelde hep karıştırılan bir kavram. Evet. Bu infak nedir? Bunun anlamı nedir? Bu da az önceki ahlamla ilgili, hilimle ilgili açıklama yaptığınız gibi bunun da sertleşi var mıdır? Evet. Bu konuda bizi bilgilendirirseniz Pınar'ın kaynağından. Evet. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu konuya infak dediğimiz zaman infak ve inşallah zekatı beraber şey yaparız da ben konuya bu konu şeyden gireyim. İnfak sözcüğünün de önce kök anlamını belirteyim. Şimdi bunun kök sözcükleri N harfi, F harfi, G harfi. Evet. G. Biz hani infakta K harfiyle telaffuz ediyoruz ya, o Türkçe'de öyle değil, F'de de. Nefeka. Böyle buradan gelir. Bunu Bedevi, daha din iman yok, daha şehre inmemiş. Arap dilinin oluşması var ya orada. Bunu atının ve diğer canlıların ölmesi anlamında. Atı öldüğü zaman nefaka diyor. Şimdi. Başka bir canlının ölüsünü görmüş, ona da nefaka diyor. Şimdi böyle bir sözcü şey yapmış. Sonra biraz daha bu geliştiği zaman yok olma, tükenme anlamında kullanılmaya başlamış bu sözcük. Şimdi normal olarak bunun nefakayı şey yaparken bunun bir kalıp değiştirdik. Yok oldu. Bir de bunu enfaka yunfiku diye böyle ifal babına getirdiğim zaman yok etmek anlamında. Yok etmek anlamında şey yapıyoruz. İnfakın söz anlamı da, öz anlamı da bunun yok etmek anlamı var. Şimdi biraz daha şey yapayım. Bu sözcükten türeme bir de şey var. Nefakatün diye şey. Nafaka değil de bir öncesi var bunun. Hani münafıklık şeyi var ya. Bu da oradan gelir. Münafık sözcüğünün kökü de bu nefaka. Nun, fe, gaf. Evet. Bu da çok enteresan, münafıklığa getirir bunu. Şimdi Arabistanlarda çöl faresi diye bir bizim farelerden veyahut da köstöbekten daha farklı bir şey var. O da fare köstöbek gibi toprak içerisinde şey yapar. Şimdi kendisine 5-10 tane topraktan çıkış deliği açar, baca. Öyle diyeyim. Hı hı. Şimdi bu avcılar bunu yakalayamaz. Kendisine gelir, bir buradaki şeyden, bacadan kafasını gösterir. Ona doğru yaklaştığı zaman kaybolur, ötekinden gider, oradan kendisini gösterir. Bakarsın bir ötekinden gösterir. Böylece nereden çıktığı, ne yaptığı, ne yapacağı belli olmayan kesime de o hayvana da o isim verilmiş. Münafığı da bu hayvandan getirmişler. Getirmişler. Bakın,
münafık şeyini de sözcüğünü de. Çünkü ne yaptığı belli olur mu? Müminim diyor, bir bakarsın müşrik. Bir daha bakıyorsun münafık. Bir bakıyorsun münafık müşrik diyorsun, burada mümin gözüküyor. Burada Müslüman gözüküyor, tamam mı? Aynı o hayvan gibi paşanın nereden çıkardığı, hangi delikten çıkardığı belli olmadığından dolayı buna o isim verilmiş. Oradan o zaman iki fiil üretmiş burada da Arap. Ha, tamam aynı işte şeyden. Bir nefakadan şey yapmış ama bunun hepsi aslı var ya, yok olma. Hı-hı. Nereden yok alıyor? Hayvan başını çıkarıyor orada, vardığın zaman yok oluyor ya. Hı-hı. O hayvan ölüyor, oradan yok oluyor, gidiyor. Şimdi onun için buna şey yapmış. Öyleyse İslam dini buna getirdiği zaman, yani Arap dini buraya geldiği zaman, infak dediği zaman nedir biliyor musun? Yok etme. Şimdi yok etme. Neyi yok etme? Neyi yok etme? Tarımını vereyim de detayını inşallah herhalde vaktin dolduğu evet, işaretini. Evet vaktimiz doluyor. Bak. O detayını şimdi, program yaparız. İnfak iki türlü şeyde kullanılacak burada, yok edilecek. İnfak yok etme. Neyi yok etme dediğimiz zaman malı. Hangi malı? Kenzdeki malı. Fazlalığı yok etme. Allah yani Bakara 215 olacak herhalde. Sana neyi infak edeceğini sorarlar. 219-220'de dedikleri zaman gulilaf, fazlayı. İhtiyacından fazlasını yok edeceksin. Malı yok etme. Fazla malı yok etmenin anlamı infaktır. İnfakın bir de bu şeyiyle nafakalandırma noktası var. Nafakalandırma değil, kendinden yok ederken bir tarafta da var edeceksin, bir anlamı var. Nafaka. Nafakayı da ve infakın özelliklerini, güzelliklerini, nafakalandırmayı da inşallah bundan sonraki o zaman programda... önümüzdeki hafta onu şey yapalım. O zaman ha. Şeyi düzeltelim. Bu nafakadan çift fiil yapmamış, tek fiil tek yok fiil. Etme olarak. Hep özü o. Özü o. Özü o. Buradan değişik tamam. Şeylerde evet. Kullanabiliyor. Değişik kullanımları var. Öyle şey yapıyoruz. Evet. Şöyle bir Allah yolunda infak var. Tamam mı? Bir de başka türlü malı hani yok etme var. Evet. Onları da detaylıca inşallah önümüzdeki programda sunalım. Evet. Sağ olun izleyicilerimize son sözünüz varsa alalım. Evet, programımız... Teşekkür ediyorum. Ben her zamanki dediğim gibi fefirru ilallah. Eyvallah. Allah'a Kur'an'a kaçalım. Evet. Başka bir şey yok. Çünkü hayatımızın rengi onda, tadı onda ve kurtuluşumuz da onda. Evet. Evet. Evet değerli izleyenlerimiz, bu hafta da güzel konulara değindik. Mesajlarınızla, sorularınızla programımızı daha bir hareket getirdiniz, canlandırdınız. Burada değerli Yılmaz'ın şu sözüyle bitirelim bu haftaki programı. Ne diyordu? Kimseyi peşime takmam, kimsenin arkasına düşmem. Aynı safta olacağız. İmamımız Kur'an-ı Mübin diyordu. Bizler de Pınar'ın kaynağından, Kur'an-ı Mübin'den beslenelim ki Allah'la aldatılanlardan olmayalım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.